Hanımlar, beyler, Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Sepet var. En sevdiğimiz. Hani acaba altında ne var duygusu? Dokunulmazlık değil. Sinir stres nispeten daha az. Tabii ki bir takım kazanacak. Şu moral motivasyonları önemli. Damla. Evet. Ne durumda takım? Takım olarak çok iyiyiz. Çünkü kazanan bir takımız öncelikle. O yüzden dokunulmazlıklar bizim için çok önemliydi. Onları kazandıktan sonra bir de erzağımız da olduğu için aslında biz yani kırmızı takıma göre daha şanslıyız. Seriyi yakalarsak bugün de güzel bir ödüle açız ve onu kazanmak istiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Nagihan. Gerçekten çok açız. Geldiğimizden beri tek yediğimiz şey iki tane yumurta. İki yumurtayı ben günlük kahvaltıda zaten zeytin, peynir ve diğer çeşitlerin yanına tüketen birisiyim. Yani gerçekten artık bittik, öldük yani. Şu an her şeye kabulüz. Ya böyle biraz tatlı, vari bir şey olursa çok iyi olur. Çünkü kan şekerimiz yerle bir. Artık ayağa kalkmak istiyoruz. Karşı takım maşallah yani. Çok iyi gidiyor. Çok ihtiyacımız var. Gelelim oyuna. Başlangıç noktasından başlıyorsunuz. Denge tahtasını geçtikten sonra çeşitli tünel engelleri var. Bunları geçeceksiniz. Ortadaki duvar engelini aşmayacaksınız. O engel dönüş yolunda açılacak. Süratle tünellerden geçtikten sonra ortak tünel engelinden çapraz geçiş yapacak ve süratle duvar engeline doğru koşacaksınız. Sonrasında da süratle atış noktasına geliyorsunuz. İki sıra bol bol sembol halka atışlarıyla masanın tozunu dumanına katacaksınız. Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle mücadele edecek. Turlarda 8 olan kazanacak. İki turu kazanan takım hızlıca ödüle gidebilir. Eşitlik olursa üçüncü bir tur oynayacaksınız. Seçme sırası kırmızı takımda. Buyurun, önce süre sonra eşleşmeler. Bence yine kırmaya gidelim. Aynı takta. Evet, evet. Herkes dişine göre rakip alsın abi. Zaten biz yani yeter iyiyiz. Yeter ki Sahra Begüm ve Seda'ya evet, sayı lütfen onlara yani. Sayı vermeyelim. Onlarla eşleştiğimizde hadi lütfen iyisin. Garanti. Evet. Tamam. Onun dışında bence konuşacağımız çok iyiyiz. Seda'nın halka atışları iyiydi. Bizim Seda'nın onlarda kim kötüydü? Büyük kahramanlarda Pınar'ın çok kötüydü. Pınar'ın çok kötüydü. Pınar'ın kötü. Pınar'ı kesin alın. Pınar'la Pınar, Berna kesin oyunda olacak. Pınar, Berna, Karadeniz. Pınar, Berna, Karadeniz'den yapın abi seçim. Bu üçünü kesin alın. Evet arkadaşlar, süreler doldu. Kırmızı takım hazır olduğunuzda buyurun hanımefendiler. Nefise. Nagihan Nefise. Ay çok iyi, çok iyi. Karadeniz. Begüm Karadeniz. Seda. Merve Seda Ocak. Pınar. Seda Pınar dedi. Damla. Gizem Damlacan. Berna. Sara da Berna dedi. Böylelikle ilk tur eşleşmeleri bitti. Aleyna dışarıda kaldı. İkinci turda kırmızı takımda oyuna girecek. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Ve ilk eşleri oyunların başına verin. Buyurun. Survivor All Star 2024'te ödül oyunundayız. Nagihan ve Nefise ile açılışı yapıyoruz. Hazır. Nagihan mı Nefise mi? Nefise uçarak başladı. Bravo, 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 bravo. Bas, bas, bas. Temposu oldukça yüksek. Kafayı yemişsin sen. Nefise ve Nagihan'ın hızları şu anda sevgili seyirciler. Gerçekten önceki sezonlara göre de çok fazla. Tüneli unuttular. Fazla hızdan Nagihan doğru gitmişti. Nagihan önde, Nefise şimdi rakibin arkasından geliyor. Bravo, bravo. Hadi sağdan. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Burada istedikleri gibi atlayabiliyorlar. Çok öndesin. Minik Poo, halka senin işin. Nagihan atışlara başladı, isabetli. Nefise de başladı. Evet, evet, evet. Bir tane üstte. Şu anda alt sırada Nefise öne geçti. Nefise, öndesin. Konuşsanıza. Nagihan arkadaşlarım konuşsanıza diyor, bana bilgi verin diyor. Nefise, Nagihan. Alt sırada iki tane daha var Nagihan'ın. Toplamda 7 tane var. Nagihan'ın. Çok iyi gidiyorsun Nefise. Nefise. Çok iyi atışlar. Bir tane daha.
Tamam işte. Nefis'in iki, bunu kaçırdı. Nefise, Nagihan 3, 3'e 1'ler Nefise kazandı. Konuşuyoruz, sen diyorsun. Hep bağırıyorsun. Ya desene ya, o ki şurada burada. Hep diyoruz, hepsini dedik. Şaka gibisiniz ya. Kendi kendime, ben orada yönetmeye çalışıyorum. Nagihan hep dedik buradan o zaman. Bir kişi konuşsun o zaman. O kadar avantajlı geliyorum. Duymuyorum, sadece o tarafı duyuyorum ben. Bir kişi konuşsun Nagihan arkadaşlar. Ya atış çok iyi de. Çok güzeldin. Parkur yoruyor değil mi? Yani tatlı aslında. Şuradan İkinciye açılır. Yandı mı hocam? Öndeydim. Öndeydim. İpi tutmuyoruz değil mi? Direkt maşallah. Vakit sakın tutma. Şaka gibisiniz, yemin ediyorum ya. Görmüyorum ta. Ben bağırıyorum hayat. Duyulmuyor, orada duyulmuyor. Bir kişi gelsin şurada anlatsın. Aşağıda, arkada, üstte, yukarıda. Gidiyorum, geri gelirken bir daha geliyorum. Nefis'in sayısıyla mavi takım 1-0 öne geçti. Ve Kardeniz Begüm'e karşı hazır. Haydi Kardeniz, haydi. Kardeniz bakalım beraberliği haydi, alacak mı? Haydi, haydi. Çok iyisin var. Hadi Kardeniz. Evet, hadi. Begüm geliyor, Kardeniz geliyor. Şu anda aynı engeldeler, tünellerden geçiyorlar ama Begüm daha önde rakibine göre. Evet, Begüm fark açıyor. Begüm nefes almayı unutma, gir tünele. Evet, Begüm şu anda önemli bir mesafe açtı Kardeniz'in. O tempoyu arttırması lazım. Begüm buradan inerken dikkatli olmaları gerekiyor. Atışlara önce başlayacak Begüm. Kardeniz de duvardan indi şimdi. Begüm. Şu an güzel atmaya başladı, evet. Kardeniz bakalım ne yapacak? Evet, birer birer düşürüyor. Begüm bu arada alt sırayı bitirmek üzere. İki tane kaldı. Begüm'ün alt sırasında. Arkadaşları Kardeniz'e daha sert atlıyor. Kardeniz şu anda tatlı tatlı düşürmeye devam ediyor birer birer. Ve Begüm'den de şimdi arka arkaya isabetler geldi. Begüm en arkaya koy. En arkaya. Önce en Kardeniz iki tane birden düşürdü. Arka arka üç oldu, dört oldu. Çok iyi atıyor şu an. Kardeniz evet, şiir gibi atmaya başladı bir anda. Bu arada Begüm. Altı tane sembolü kaldı Begüm'ün. Kardeniz şimdi üst sırayı temizledi. Evet, Kardeniz müthiş isabetle atmaya başladı bir anda. Yoruldu ama arkadaşları koş kazanabilirsin diyor. Begüm'ün 4 kaldı. Begüm'ün 3. Begüm 2. Begüm'den harika atışlar izledik. Kardeniz çok iyi attı. 4'e 2'ler. 2'ye 2'ler. 2'ye 1'ler. Kardeniz kazandı. O ışığı vermişti. Beni unuttum sandın değil mi? Bana gelsin. Bravo kız. Bravo kız. Bravo. Aferin. Aferin. Süper. Hadi sizi ne tanıştırayım. Ben Kardeniz. Son atışların çok güzeldi Kardeniz. Bravo. 1-1 oldu skor. Bravo. 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 Siz geldim ki biliyorsunuz. Hayır çok iyiydin. Biraz çok iyiydin. Her şey iyiydi. Her şey iyiydi. Çok iyiydin. Teşekkürler. Her çok iyiydin. Haydi. Çok sağ ol bu arada. Bravo. 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 Ben çok heyecanlandım. Seda sende mi? 1-1. Hadi Seda abla. Aynen. Abla bu senin atışın zaten. Senin atışın abla. Ay, çok abla. Önemli değil. Net yani net. Çok zengin bir parkur. Vallahi çok bayağı zengin. Akıyor parkur bence. Akıyor. Karıştırmaz sakın da. Çok zevkli. Kardeniz'in sayısıyla beraberliği yakaladı kırmızı takım.
Merve Aydın mı, Seda Ocak mı? Hazır. Hızlı isimler. Seda öyle bir atladı ki, yani bu riskler Survivor'ın bu kadar başında alınmalı mı bilmiyorum. Ama Seda'nın çok hızlı olduğunu biliyorum. Merve de süratle rakibinin arkasında. İkisi de hızlı gerçi. Gel bu tünele. Seda önde, Merve şimdi. Duvar engeline doğru süratle gidiyor Seda. Gerçekten o koşuyla zaten ipe gerek duymadan tırmandı. İnerken düştü ama sapasağlam final noktasına varmayı başardılar. Merve atıyor, Seda atıyor. Şu anda bakıyorum başa başlar, evet. Sayılar eşit. Seda öne geçti. Merve. Merve yakaladı. Seda öne geçti. Merve yakaladı. Merve öne geçti. Seda'nın alt sırasında bir tane var. Burada kenardaki arkadaşlarının faktörü çok önemli. Halkaların nerede olduğunu söylemeleri önemli. Seda. Müthiş bir atak yaptı Seda. Merve ikili ikili düşürmesi lazım. Hemen öyle yaptı o da. Sanki duyar gibiler beni. Merve'nin 5. Seda'nın 6. Merve 4. Merve 3. Seda'nın 3. Merve 1. 3'e girdiler. Merve atarsa kazanır. Seda süratle geldi. Merve Aydın. Halka benim işim diyor. Ödül oyununda açılışı mavi takım yaptı ama farkı da kırmızı takım attı şu an. 3-1 skor. Bakalım Gizem mi Damla mı? Haydi Gizem. Hazır. Haydi Damla. Bas Gizem, haydi. Damla tabii farkı kapatmak istiyor. Gizem ise açmak istiyor. Çok hızlı geçişler. Bu sene gerçekten All Star'a tüm yarışmacılarımız çok iyi hazırlanmış. Damlacan bu arada müthiş bir hızda tabii. Onun da altını çizmem lazım. Önemli bir mesafe açtı rakibiyle arasında. Gizem şimdi tünele geldi. Damla atışları önce başlayacak. Tabii bazı engellerde fazlaca risk alıyorlar artık. Önce gelmek adına. Gizem ne? Atladı resmen engelde. Resmen duvardan aşağı atladı. Damla atışlarına başladı. Alt sırayı azalttıkça azalttı. İki tane kaldı. Gizem iyi açılış yaptı. Gizem arka arkaya yatıyor. Farkı bire düşürdü. Gizem eşitledi. Damla öne geçti. Bir sembolik fark. Şimdi onu ikiye çıkardı. Gizem atıyor. Damla atıyor. Bir Damla bir Gizem. Vallahi saymak mümkün değil. Uçan daire gibi halkalar havalarda. Arkadaşları halkanın yerini söyledi. Damla önemli bir fark açtı şimdi. 3. Damla'nın 2 kaldı. 1 kaldı. Damla kazandı. İkisi de çok iyiydi ama Damla son anına kadar çok iyi attı. 3-2. Müthiş. Müthiş bir damla. Ya. Ben Namsu'yu alır. Kim neydi? Sahra. Her bizim de yükselmiyor. Boyun döner. Boyun döner. Bu bir şey mi? Bir tane hatada hiç kimse söyleyemez. Çok atletik. Haydi Berna. Haydi Berna. Haydi Berna. Haydi Pembe Panter. Dört gitmesi lazım. İnşallah. Ödül oyunumuzda skor 3-2. Fark 1'e düştü Damla'nın sayısıyla ve Berna Sahra'ya karşı. Hazır. Hadi Sahra, hadi kızım. Berna Sahra ikilisinden bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz. Berna'nın gerçekten çok iyi başladığını söyleyebilirim. Kendini aşmış durumda şu anda Berna. Sahra da hızlı. Öndesin de. Berna önde, Sahra arkasında. Çok büyük bir fark yok.
Ama dediğim anda Berna farkı açtı. Berna'nın bu arada aşırı esnek olmasının avantajını da engellerde görebiliyoruz sevgili seyirciler. Atışlara başladı Berna. Güzel atışlarla başladı. Sara bakalım aynı şekilde cevap verecek mi? Evet, Sara da cevap veriyor. Resmen konuşuyor bu ikili atışlarda. Böyle atışları izlemekten gerçekten büyük zevk alıyoruz. Gel gel gel. Garanti düşün. Sayısal olarak eşitlik var alt sırada. Berna öne geçti. İki tane sembolü kaldı alt sırasında. Bunu kaçırdı. Sara yakaladı. Eşitler. Berna öne geçti. Sara yakaladı. Sara atıyor, Berna atıyor. Berna tertipli gidiyor. Alt sırayı bitirmeden üst sıraya geçmedi. Sara. Alt sıradaki ikiliden kurtulması lazım. Çok büyük takıldı oraya. Berna. Konsantrasyon okuyor Berna'dan. Önde. Daha önceden oyunlarda istediği seçimleri yapamayınca biraz sessizleşmişti. Şu anda kendi oyununu bulmuş adeta. Sara bu arada atak yapması lazım. Çok boşa atmıştı. Berna 3 kaldı çünkü. Sara. Kalabalıkta yere at Sara. Sara Berna'nın olduğu yere attı halkasını. İnşallah Berna halkayla atmaz. Berna odakla. Berna'nın bu arada 2 kaldı. Sara buraya kadar iyi geldi ama burada çok tıkandı. Berna artık sayıya gidiyor. Berna atarsa kazanacak. Sara'nın da 3 kaldı. 3-1'ler. Berna. Sara 2. Berna kazandı. 4-2. Kırmızı takım 5, mavi takım 2. Fark 3 ve Aleyna Kalaycıoğlu rakibi Ece Begüm Yücetan. O zaman hazır. Aleyna mı Begüm mü? Haydi Begüm, bas kızım, bas. Aleyna Begüm ikilisi denge tatlısı tamam. Şu an başa başlar. Bas Aleyna, bas. Bravo, bravo. Tüne, tüne, tüne. Kenardan yarışan arkadaşlarına iki takım da büyük bir destek veriyor. O da engelden Aleyna çıktı, Begüm çıktı. Aleyna az farklı önde. Begüm de çıktı. Dikkatli inmeleri lazım. Begüm de indi. Aya. Haydi Aleyna. Resmen samanların içine gömüldü. Aleyna atıyor. Begüm istediği gibi atamadı. Garip atışlar olmaya başladı tabii. Şimdi arka arkaya attı Begüm. Aleyna daha sakin. Odakla. Aleyna. Alt sırada 2 tane kaldı. Tekte düşürdü onları. Begüm de açıldı. Begüm de açıldı. Bayağı açıldı hem de. İkişer ikişer düşürüyor Begüm de. Begüm hızlı. Aleyna hala önde. Bakalım Begüm şu son atışlarına devam edecek mi? Evet ediyor. Evet Begüm. Yukarıya. Çok daha iyi atıyor artık. Aleyna, Begüm. Aleyna'nın şöyle bakıyorum 4 tane kalmış. Aleyna bir anda 2'ye düşürdü. 6-1'ler. Aleyna sayıya gidiyor. Sayı da Aleyna'ya geliyor. Bravo. Evet, çok enteresan bir karşılaşma izledik biraz önce. Ve skor 6-3. Kırmızı takımda Nagihan. Mavi takımda Seda. Hazır. Nagihan ve Seda. Nagihan. Bildiğiniz gibi sevgili seyirciler. Hızlı ve öfkeli. Oyun içinde. Bravo Nagi, bravo, bravo. Seda da gerçekten sürpriz bir isim. Niye gerçekten deyip duruyorum?
Çünkü gerçekten sürpriz bir isim. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Nagihan. Bravo. Tam da emin bir şekilde duvar engeline geldi. Seda son engeldi. Nagihan atışları önce başlayacak. İsabet oranı çok önemli. Seda bitirmek üzere bu engeli. Uçak biniş. Nagihan. Ya ben Seda'nın atışlara geldiğini anlatana kadar Nagihan alt sırada bir tane bıraktı. Nagihan alt sırayı temizledi. Seda. Aslı iyi atıyor Seda. Bileği biraz seriye bağlarsa. Sayı olarak da Nagihan'a yaklaşacak. Nagihan üst sırayı azalttıkça azaltıyor. Nagihan işte bu atışlar karşısında gerçekten yapabileceğiniz pek de bir şey yok sevgili seyirciler. Nagihan sayıyı takımına alıyor. 7-3 oldu skor. Ne olur burada emekleme tamam. Daha hızlı. Emeklemiyorum. Biliyorum. Biliyorum ama emekleme tamam. Hızında oluyor. Aynen. Sen yırtın orada çeşmacağını de. Yok aşkım. Artık sizin kaybetme lüksünüz yok. Çıkıp almanız lazım. Kim? Sıra. Uzatalım. Bende sıra sonra Damla'dasın. 7-5'e getirip en iyiler. En iyilere çıkarsınız. Ben de bayrakta eşlik ederim birinize. Skor 7-3. Kırmızı takım 7, mavi takım 3. Bu ne demek? Eğer Gizem alırsa kadınlar turu kırmızı takımın demek. Ama Seda Hoca kalırsa da devam demek. Hazır. Gizem Seda ikilisi. Seda yine çok hızlı. Gizem önceki sezonlara göre temposunu, hızını ve atışlarını oldukça geliştirmiş durumda. Bravo, ama Gizem, rakip bravo, Seda. Gizem. Hadi Gizem. Gizem bas. Bas. Seda evet şu anda bu mesafeyi bakalım atışlara kadar sürdürebilecek mi Gizem? Duvardan önceki artık son tünelde. Seda atladı. Gizem rakibinin arkasından atladı hemen. Biraz sert bir düşüş. Seda atışlarda çok başarılı atıyor Seda. Alt sırada 3 hatta 2. 1 kaldı. Gizem de atıyor. Bu çoklu düşürme olayı gerçekten hesapları alt üst edebiliyor. Seda alt sırayı tamamıyla bitirdi. Arkadaşları da zaten aynı taktiği veriyor kenardan. Gizem sakin. Gizem bakalım nereye hedef alacak? Alt mı üst mü? Evet üst dedi. Şu anda Seda'nın 3 tane 2 tane kaldı. Seda öyle atışlar yapıyor ki. Sıyırdı geçti burada ama düşmedi. Seda kazandı. Yedi dört. Öyle kaç tane sayı verdik. Atışlara denemeye çalıştım. Çok güzel denedim. Yaman. Oğlum niye bitmiş gibi davranıp adamı kızı kandırıyorsun? Çapraz atıyorsun. Niye bitmiş gibi davranıp kızı kandırtıyorsun? Niye herkes yapıyor? Ne alakası var bunlar? Olur mu öyle? Tam dibindesin kızı kandırtıyorsun. Kötü bir şey mi yaptık? Ne kötü bir şey tabii. Sahtekarlık yapıyorsun. Her şeyi yaptınız. Ne olur bunlar ya. Ne yaptık öyle? Öyle bir şey yapmadık Yaman. O atıyor atan böyle aynı şey zaten yani. Atamıyor başka, bitiyor gibi davranmak başka. Kızı yarım bıraktırdın orada. Sahtekarlık yapma, zaten kazanıyorsunuz. Bozuk da beni yanılttı ama ben normal şey. Evet işte oradan dönmez de o yüldem ne gerek var bu yüzük numaralara. Onun yüzünde bir daha yok ki oraya gizemiyorum. O saatlere yok ki. Oley! Tamam o
boş verin ya, düşürecekler. Bak postlarına gidiyor, şov gidiyorlar. Hadi, hadi Berna. Sana da yapacaklar. Haydi, 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 haydi. Hemen sahtekarlığa bırak. Hakan değilsin sen. Sen herhalde 5-0 aldın diye kendini Survivor zannediyorsun. Ya sahtekarlık ya, olur. Aynı. Yaman dönsene. Şu an eşiniz, çok fark yok ha, söyleyin. Hadi gel gel, ölü deli bitti, dön sen ya, kaldın, geç. Dön, sanki geç, ilk geç. Defa yanlış biri bir şey söylüyor Survivor'da. Herkes çok doğrucu, herkes çok doğru. Devam edin ya, matta 36 tane daha var dedim, zaten 36 tane yok ki la bu. 15 tane şey var. Buradayız. Önemi yok Yaman şu an, bitti. Bizi alakadar etmez. Damla git al şunu 7-5 yap. Haydi Damla! Damla sen de. Skor 7-4. Kırmızı takım 7, mavi takım 4. Eğer Berna kazanırsa tur, kırmızı takımın Damla kazanırsa mücadele devam edecek. Hazır. Bu ikili konsantre bir ikili, kazanmış bir ikili. Yardır. Bakalım kim kimi yenecek şimdi? Damla çok hızlı. Hadi Berna. Berna rakibinin arkasından geliyor. Damla anladığım kadarıyla yüksek tempoyla atışları önce gelip rakibi iyi attığı için bir an önce sayısal avantajı elinde bulundurmak istiyor. Damla atladı. Berna bu arada o farkı çok açtırmadı. Berna çok iyi geldi. Damla geldi. Berna geldi. Tamam mı, devam mı? İsabetle başladı. Damlacan. Berna atıyor, Damla atıyor. Çok iyisin be. Berna. Al sırada 5 tane kaldı. Damla'nın 1. Damla üstüne hedef aldı. Tabii bir an önce çokluları düşürmek istiyorlar. Berna'dan iyi bir atış daha geldi. Damlacan harika attı. Dubleler dublesi bir atış bu. 4 sembolü kaldı. Berna'nın çok daha fazla sembolü var. Damlacan sayıya gidiyor. Sayı Damla'nın. Sana gelsin. Çok net attı. Bir tane boş yok. Ya. Hepsi de aynı gidiyor böyle. Yumuşacık, dümdüz, hafif ön kalkıp. 7-5 oldu skor, devamlıyor mavi takım. Bravo Damla. Aa, kusura bakmayın. O çok iyi attı. Benim oyun bir Damla. Yok, bir Damla. Üçaltı. Çıksın. Nefoyle Seda abla arasında da karar bence verelim. Bence Nefise. Ona göre yani çıkalım. Ben atışımdan eminim. Hani en kötü öyle atarım. Ama Nefise'nin en iyi atışı bu. Şey çıkacak, Nefise çıkacak. Öyle takım. Bizden Merve ve sen. Bence Nefise değil, Seda Ocak da çıkabilir. Yedi beşlik skor. Hadi Merve! Kaybetmeyen Merve! İkili. En sevdiğimiz oyun tipi. Çok hızlı motorak. İki yarışmacı da gününde. Kayıpsız devam ediyorlar. Tamamıyla kazanmaya odaklılar. Çok da iyi atıyorlar. E bu da ne demek? Bir artı kaybedecek demek. Merve mi? Damla mı? Hazır. Bakalım. Kim bu sayıyı rakibine kaptıracak? Damlacan çok kötü düştü. Çok kötü düştü. Başa dönmek zorunda kaldı. Gerçekten bu hız bir yerde zaten sıkıntı yaratacaktı. Merve tabii farkı açmış durumda. Damlacan ekstra tempo yapıyor şu an. Yani Damla düşmedi, uçarak düştü resmen. Merve süratli, Damlacan rakibini yakalamak istiyor. Merve. Damla'dan harika bir atak. Merve duvar engelinde. Hala önde. Damla farkı kapattıkça kapatıyor. Merve riskli atlayışlar. Damla geliyor, Merve geliyor. Çok iyi kapattı farkı. Merve isabetli başladı. Damla da isabetli başladı. Bir Merve, bir Damla. Merve Aydın'ın bir kaldı. Damlacan harika bir atak. 3-1'ler alt sıra için söylüyorum. Nefes yetmez bu tempoya. Merve alt sıraya bitirdi. Damla. Merve'nin gerçekten alt atışları çok iyi. Damlacan vurdu, düşmedi. Şimdi isabeti buldu.
Masada halkan var diyorlar Merve'ye. Şimdi gördü Merve onu. Damla canı da acıyor galiba. Yüz ifadesinden görüyorum. Merve 3, Merve 2, Merve! Merve Aydın! Yeni sevinciyle kutluyor tur sayısını. Kadınlar mücadelesini 8-5'lik skorla kazanan kırmızı takım olduğu tebrik ediyoruz. Ödül oyununda artık erkekler mücadelesine bakalım hangi takım kazanacak. Hemen seçmeye başlayalım. Mavi takım hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz, buyurun. Doğukan. Yaman Doğukan. Yasin. Sercan Yasin. Turabi. Ogeday Turabi dedi. Yunus Emre. Bozok Yunus Emre. Ersin abi. Furkan, Ersin Korkut dedi. Özgür de Poyraz'la eşleşti. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Buyurun ilk eşleri yerlerini alabilirim. Erkekler mücadelesinde ilk karşılaşma Doğukan Yaman'a karşı. Hazır. Doğukan ve Yaman. Duello'da karşı karşıya gelmişlerdi. Doğukan'ın adaylığı devam ediyor. Ve çok önemli bir eleme duellosu da bizleri bekliyor olacak. Doğukan, Yaman ikilisi ortak engelden çarpışarak geçtiler. Aynı anda çıktılar. Orada çarpışacak hiçbir şey yok. Çarpıştı mı? Yaman ikilisi. Yaman muhtemelen. Süratle engeldiler. Başa baş bir mücadele. Yaman attı kendisini. Doğukan manço attı. Bakalım. Düellonun izleri burada devam edecek mi? Yaman iyi atıyor. Doğukan da atıyor. Doğukan mı manşı alabilecek mi? Yaman. İki tane birden düşürdü. Alt sırada iki tane sembolü kaldı. Doğukan atlattı, ucundan dönüyor. Bir tane düşürdü. Yaman çok enteresan bir atış oldu bu arada. İki tane daha düşürdü. Doğukan. Şimdi attığını düşürüyor. İyi atıyor Doğukan. Yaman düşürüyor, Doğukan düşürüyor. Doğukan çok az attı şimdi. Altı sembolü kaldı Doğukan Manço'nun. Yediye altılar. Yaman'ın da yedi. Altıya altılar. Yaman iki tane birden düşürdü. Doğukan düşürdü. Yaman'ın iki, Doğukan'ın dört. Dörde ikiler. Yaman yine öne geçti. Yaman'ın bir, Doğukan'ın üç. Yaman kazandı. Bir sıfır. Çok çekil, çok faydalı gözüksün. Bravo. Saadat. Taks. 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 Şu an kimde sıra? Valla bir şey söyleyeyim mi? Hadi Seco. Haydi Seco, haydi. Çok iyi yaptın. Seco, sende. Halka senin için Seco. Bir dahakinde sende. Ama sen şu artık şu sağına soluna bakmaktan vazgeç, beni krize sokuyorsun. Açarım. Bak Hakan'a da sinirleniyorum, evet, boşanca sana da sinirleniyorum. Sen de yapma. Yanınla işin yok, kendinle yarışıyorsun. Tansiyon çok yüksek. Biraz ağır geldim çok. Yo, yo. İyiydin, iyiydin. Ayarla geldiniz zaten, gayet iyiydin. Ayarladın, orası netti, çok güzel. Mavi takım 1, kırmızı takım 0. Erkekler mücadelesinde Sercan, Yasin'e karşı hazır. Sercan da adaylardan biri. İşte Aleyna Sercan'a resmen destek olmuyor. Onunla birlikte yarışıyor. Biraz önce koşarken Sercan'ı geçmiş bile olabilir Aleyna. Yasin de rakibin arkasından geliyor. Sercan çok hızlı. Yasin yakaladı. Aleyna. Sercan hala önde ama aradaki fark ufak bir hata payı kadar. Sercan atladı. Yasin atladı. Güzel geldiler.
İyi geldiler, hoş geldiler. Bakalım ama şimdi ne yapacaklar? Sercan Yasin çok iyi atıyor. Survivor izleyicilerimiz de iyi bilir ki Sercan Yıldırım halkayı çok sever. Yasin bakalım müsaade edecek mi rakibine? Sercan'ın alt sırasında bir tane sembol kaldı. Yasin'in 3 tane var. Üste yöneldiler. Yasin açıldı şu an. Evet, Yasin'den iyi atışlar geldi. Yasin atıyor, Sercan atıyor. Hızlı Yasin! Sercan'ın 8 tane kaldı, 7 kaldı, 6 kaldı. Yasin, 6 tane Yasin'in sembolü var. Kalkan yok attı. Tamam, 4 tane daha kaldı, 4. Yasin, Sercan'ın 3. Yasin, 4-3'te. Sembol farkı 1. Yasin'in 4, Sercan'ın 2. Sercan 1. Sercan Yıldırım. Baba, bu sana gelsin. 1-1. Lanet, almıyorsun. Duymuyor musun bizi? Söyledim, çok güzel bir şey. Aferin sana. Temiz bir şey. Ve rehavete de kapılmadın sonunda bu sefer. Evet, çok güzel. Bir de onun halkası iyi, atışı iyi onun. Muhteşemdi, senin muhteşemdi. Halkın da çok iyiydi. Aynen. Sürünmen çok hızlı, bravo. Evet, evet, sürünmen de abi çok iyi. Ama güzel uçtun, sakat sakat bak. Güzel geldi. Zorlayamıyorum zaten de. Ama yine de güzel geldi. Ödül oyununda bir birlik eşik var. Ve şimdi Turabi Ogeday'a karşı hazır. Turabi mi, Ogeday mı? Bakalım bu ikiliden nasıl bir oyun izleyeceğiz. Turabi, Ogeday örümcek gibi geçiyorlar buradan. İki isim de tünelde. Ogeday çıktı, Turabi çıktı. Ortak engelden geçtiler. Öndesin Ogeday. Tempo'nun adı yazıyorlar resmen. Ogeday. Çok öndesin, çok öndesin. Harika atladı Ogeday. Hayır, hadi atladı. Turabi karşılık verdi. Hadi bravo, bravo, bravo. Ogeday atışlara geldi. Atışlara başladı. Turabi geldi, kayarak geldi resmen. Kim kazanacak? Evet. Öndesin abi. Hep sende. Arka arkaya atıyorlar. Turabi attı. İki tane birden düşürdü. Ogeday düşürüyor. Boşa atmamaları. Bu tip karşılaşmalarda çok önemli. Ogeday alt sırayı komple bitirdi. Turabi. Çok başarılı bir atış. Ogeday üst sırada artık. Yağmur gibi atışlar. Ogeday. Turabi alt sırada. Ogeday. Dört tane sembolü kaldı. İkiye düşürdü, çokla attı. Turabi. İkili düşürdü. Dörde, üçe ikiler attı. Fark bir. Ogeday sıyırdı geçti. Bunu da kaçırdı. Ogeday bir, Turabi üç. Ogeday kazandı. Şöyle at bak, şöyle eğil. Yukarı biraz. Hadi terbiyesiz. Eğilimde devam ediyorum. Bırak. Yaşlar. Bırak. Bir dakika bırak. Sen kimsin oğlum, ben eğitim yapacaksın. Bırak. Buradan da eğitim vereceksin. Tamam. Hey, hey. Bak gösterecek. Sen evlilik programı gibi Survivor yaparken ben şampiyon olamadım. Teneke. Teneke. Mahkeme. Bağlamam. Önce beden eğitimi, sonra terbiye eğitimine geçeceğiz. Eğitime cevap veriyorsun. Oğlum, Survivor ders olsa ben profesör, sen de birinci sınıf evlilik programı oynayan bir çocuk olursun. Eğitime cevap veriyorsun. Sen burada aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum. Bir iki tane oyun kazanıp bana ders mes diyemezsin. Madem geçecek. Haddini vereceksin. Haddini ders mes. Amerika'daki şampiyonluğun anlamı. Biyat değil. Biyat edeceksin. Oğlum, sen kimsin ki sana biyat edeceğim.
Aynen. İadeni göreceksin. Oğlum. Sen kim? Ogeday. Ogeday. Beni bırakın ya. Ogeday. Bu ya. Adam bu. Sana biat etmeyi öğretmişler. Sen kulak kul. Hikaye bu kadar geçeceksin. Buyur. Ben sana hikaye... Dengin değilsin. Sen dengin değilsin. Asla dengin değil. Sen aşağıdasın. Ben yukarıdayım. Asla denk değilsin. Eşkinlik programı gibi Survivor yap. Gel burada işte ama şampiyon olacak ders veriyorum. İki oyunla... Benim arkaya bak. Survivor daha çok uzun. Sana kulak kulluk etmeyi öğretmişler. Bana yaradandan başka kimseye biat etmeyi öğretmediler. Beni ne zaman yenersin biliyor musun? Oğlum. Yüreğin yettiğinde o dedan giyip çıktığında belki beni yenebilirsin. Seninki. Belki beni o zaman yenersin. Bravo. Sen tehlikeli olabilirdin birazcık zeki olsa. Mavi takım 2. Kırmızı takım 1. Erkekler mücadelesinde Bozok Yunus Emre'ye karşı. Hazır. Bozok ve Yunus Emre süratle tünel engelinden geçiyorlar. Yunus Emre ve Bozok. Son oyununda Bozok. İki sayı almıştı, hiç yenilmedi. Onun morali var üstünde. Yunus Emre sezonu güzel bir giriş yaptı. Yunus Emre önde. Bozok da geldi şimdi. Eğer atışlarınız iyiyse bu mesafe önemli bir strateji oluyor. Yunus Emre isabetle başladı. Çok da iyi atıyor. Bozok da isabetle başladı. O da iyi atıyor. Bozok. İkisinin de şöyle bakıyorum. Burada. 5'e 4 var alt sırada. Yunus Emre'den atak geldi. 2'ye düşürdü. 1'e düşürdü. Bozok 2'şer düşürdü. Alt sırada birer tane sembolleri var ama Yunus Emre üst sıradan mı düşürdü? Taktik olarak yukarıdan devam ediyor şu anda. Bozok. Evet, alt sırayı tamamen bitirmek istedi. Şu an iyi atışlar. Hala başa baş devam ediyor. Yunus Emre atıyor, Bozok atıyor. Yunus'tan önemli bir atış. 5'e düşürdü. Bozok. Çok da düşürmesi lazım. Bozok. 5'e 2'ler. 5'e 1'ler. Yunus Emre'nin 1 kaldı. Bozok da geliyor. Sakin diyor Poyraz. Sayın Yunus Emre'nin. Skor 4-1, fark 3. Özgür ve Poyraz'ı görüyoruz. Bakalım Özgür farkı düşürecek mi? Poyraz arttıracak mı? Hazır. Özgür mü Poyraz mı? All Star'ın iddialı isimlerinden bu ikili. Poyraz sürünmeden oldukça iyi geçti. Gerçek anlamda kor bölgelerini etkileyen bir yer bu engel. Özgür süratle geliyor. Ama Poyraz çok hızlı şu an. Dikkat, güzel, güzel, çok güzel. Özgür'ün final atışlarını hatırlatmak isterim o soğukkanlılığıyla. Bütün kimyasını bozabiliyor rakibinin. Poyraz çok iyi bir tempoda geldi gerçekten. İlk atışını kaçırdı. Şimdi isabete başladı Poyraz. Özgür de geldi. Bakalım ne yapacak? O da ilk atışını kaçırdı. İkide de olmadı. Üçte buldu isabeti. Poyraz çok başarılı atıyor. İki tane kaldı, onları da düşürdü. Özgür alt sıradan iki tane daha eksildi. Poyraz önde. Özgür, Poyraz. Poyraz ikişer ikişer atıyor. Özgür'ün...
şoklu düşürme ihtiyacı var rakibini yakalayabilmesi için. Özgür engele balıklama girdi. Poyraz iyi bir atışta. Özgür atıyor. Poyraz'ın 3 tane kaldı. Arka arkaya kaçırdı şimdi Poyraz. Olmadı. 4 tane iyi boş geçti. Bakalım Özgür ne yapacak? Poyraz ama hala çok avantajlı. Özgür 2 tane birden düşürdü. Poyraz'ın 2. Özgür'ün 3. Poyraz'ın 1. Özgür'ün 3. Poyraz kaçırdı. Özgür 2. Fark 1. 2 birler. Poyraz! Anne baba indin. Bravo! Poyraz. 5-1. Bravo, bravo. Gittim ya. Benim bütün boğazım gitti. Vallahi çok korkuyorum ya. Son anda aldık yine ya. Estirdi Poyraz. 5-1. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 5-1. Süper. Bir güne verdik. Var ya. Çok iyi şey. Onlar da öyleydi. Evet. Serbest bu. Yeter şunları bu güzel var ya. Evet. Siz seçin beni, kim seçerse. Arkadaşlar hadi ya. Hadi 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 hadi. 5-1'lik skor. Kadınlar mücadelesini kırmızı takım kazandı. Mavi takımsa erkeklere öyle bir başladı ki fırtına gibi başladı. Ama bakalım bu rüzgarı bozok kesecek mi yoksa Yasin iyice estirecek mi? Hazır. Haydi bozok. Bozok Yasin'e karşı. Bize gerekenler basit. Biraz hız, biraz hırs, biraz da isabet. Galibiyetin tarifini veriyorum sevgili seyirciler. Balıklama çık bozuk. Az fırın. Bozuk ve Yasin şu ana kadar iyi gidiyorlar. Ama Yasin evet birazcık daha hızlandı. Bozuk'un da önüne geçti. Bu arada aralarında da o boy farkı eğilerek geçtikleri engellerde biraz belki yavaşlatabiliyor. Herkesin iyi olduğu yerler var. Yasin. Bacağının sıyrılma sesi geldi buraya. Hadi Yasin. Bozok da geldi. Yasin kaçırdı. Şimdi isabeti buldu. Bozok atıyor. Yasin atıyor. Evet Bozok şu an konsantre. Yasin'e bakıyorum. Bunu kaçırdı. Arka arkaya kaçırdı ama şimdi telafi atışı yaptı resmen. Yasin ve Bozok. Yasin'in iki tane hatta bir bire bir kaldılar aslında da. Bozok öne geçti. Yasin üstten düşürdüğü için eşitledi sayıyı. Yine geldiler atış noktasına. Şu ana kadar her şey başa baş devam ediyor. Yasin biraz fark açtı. Artık çok konuşuyorsunuz. Durun dedi arkadaşlarına bağırdı Yasin. Bozuk. Çok kaçırdı. Arka arkaya kaçırdı hem de. Şimdi isabeti buldu. Bakıyorum. 6 tane kaldı Bozuk. Yasin'in de 4, 6'ya 4'ler, 6'ya 3'ler. Daha hızlı olmaları lazım, 6'ya 2'ler. Bozuk, Yasin'in 1 kaldı, Bozuk 3. Bozuk 1, 1'e 1, ne oluyor? Bozuk! Mükemmel bir geri dönüş. 6-2'lik skor ve Sercan Yıldırım'la Poyraz'ı görüyorum. Poyraz kazanırsa turun avantajını alır. Sercan kazanırsa farkı azaltır. Hazır. Düdükle beraber öyle bir start alıyorlar ki. Tempo gerçekten yine iyi. Artık bugün kaçıncı gerçekleştiği için ben de bilmiyorum. Çünkü performansları, parkur hızları günden güne çok artmaya başladı. Poyraz çıktı, Sercan çıktı. Poyraz atışlar önce gelecek, Sercan da geliyor. İnerken bir acı ifadesi vardı Sercan'da ama şimdi atışlara geldi. Poyraz iyi atıyor, Sercan.
Sercan düşürdü şimdi sıkışan halkasını da. Poyraz iki vurdu bir düştü. Şimdi onu da düşürdü. Sercan atıyor. Şu an tam bir karambol olduğu için saymıyorum. Süratle geri döndüler. Poyraz, Sercan. Sercan iyi attı. Bir üstten bir alttan Sercan. İkisinin de ikişer vardı. Poyraz bire düşürdü alt sırayı. Sercan'ın zaten sembol sayısı gözle görülür bir şekilde daha az. Poyraz alt sıraya odaklandı. Onu düşürdü ama Sercan 3. Sercan 2. Poyraz da düşürüyor. Sercan Yıldırım halkaların ustasıyım der gibi atıyor. Poyraz da iyi ama Sercan'a karşı bu oyunda. İşler zorlaşıyor. Poyraz mükemmel bir atak. 3'e 2'ler. Sıyırdı geçti. Poyraz yine bir hamle yaptı ki oyun içinde. Farkı bile düşürdü. Heyecan dolukta Sercan mı Poyraz mı? Poyraz 2'şer. Sercan 1 Poyraz 2. Poyraz 1 Sercan 1. Kamera görüntülerine bakacağım. Mükemmel bir final. İnanılmaz bir final. Sercan bizde biz de. Bizde oğlum. Geçir ya. Bizde oğlum bizde. Şu konsantreyi de alalım. Düşüş mü? Yani şöyle. Çok iyiydin ha. Sercan bizde. Ama çok yani saniyeyle. Aldık mı sizce? Benim gördüğüm tenikçi buldu. Çünkü tenikisi yatıktı. Evet işte. Bazıları ikide ayrılan olmuş. %100 aldı ben gördüm. Ben ikisini odaklandım. Çok iyi geldi. Yok olmaz olmaz. Aynı burada aldım oyun. Beyler ben %100 diyorsam geri geldim böyle. Arkadaşlar baktık kamera kayıtlarına. Zaten söylememe gerek yok kuralı. Masadan ayrılması. Sevgili seyircilerimiz de şu anda yavaşlatılmış görüntülerle görüyor. Çok yakın atışlar. Ve kazanan kırmızı takım. Bravo Seco. Bu da anneme. Baba kusura bakma. Seco. Bravo. Tekrardan bravo. Bravo. Oh, çok iyi. Sercan haydi haydi haydi. Haydi. Ya, bravo. Benim de ya. Bravo, elim oldu. Haydi. Özür dilerim. Bravo. Finaller oldukça heyecanlı bir hale gelmiş durumda. Özgür, Yunus Emre'ye karşı hazır. Denge tahtası. Bas be, bas be. Çok hızlı geçildi Yunus Emre. Çok iyisin Özgür abi. Yunus Emre çok başarılı geçti. Özgür rakibin arkasında. Bas, 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 bas. Çok iyi. Yunus Emre temposuyla... Şu anda oldukça avantajlı Özgür de geliyor. Bu iş tamamıyla atışlarda belli olacak. Yunus Emre harika atladı. Hadi Özgür. Özgür de atladı. Hadi Özgür. Haydi Özgür. Hadi baba. Atışlar başladı. Yunus Emre şu an attığını düşürüyor. Özgür de ilk ışını kaçırdı. İsabeti buldu şimdi. Yunus Emre'den başarılı atışlar. Özgür süratle atış noktasına gelmesi lazım. Yunus Emre bu arada silip süpürüyor alt tarafı. Şimdi üst sıranın tozunu almaya başladı. Özgür bir tane sembolü kaldı alt sırada. Yunus Emre bilekten bilekten tatlı tatlı atışına devam ediyor. Özgür ben hala Özgür'den enteresan ataklar bekliyorum. Ama Yunus Emre şu atışlarla gerçekten çok konsantre. İki sembolü kaldı. Özgür bu arada 4'e 2'ler bir anda atak yaptı. 4'e 1'ler Yunus Emre. Yunus Emre bu seneye çok iyi başladı. Yunus çok iyiydi. Aferin. Ardını yordu. Mükemmel. Müthiş. Bak Ersin, sen alırsan... Lütfen abi, lütfen. Kaç, kaçız? 7-3. Sen alırsan 7-4. Ben alacağım 7-5. Sonra en iyi ikimize çıkacağız, 7-7 yapacağız. Evet, hadi. Hadi Ersin abi. Senin mutlaka alman lazım. Sen sadece atışına odaklan, tamam mı? Evet. Alacak. Yaman şey, yavaş geliyor. Frisbee gibi atıyorsun. Yavaş geliyor, kondisyonu hiç yok. Mavi takım 7, kırmızı takım 3. Erkekler mücadelesinde
Yırtıl Yaman! Yaman sayıyı alırsa Tur Mavi takımın, Ersin alırsa devamlayacağız. Hazır! Kadınlarda kırmızı takım kazanmıştı. Çok iyisin Ersin. Mavi takım için çözüm galibiyetten geçiyordu. Çok iyisin Ersin. Ve büyük farklı öndeler. Yaman Ersin ikilisi hızla devam ediyor. Yaman düelloda benzinini aldı adeta. Sonrasında iyi performanslar ortaya koyuyor Ersin. Ucu ucuna kaçırdığı bir oyun vardı. Bakalım Yaman'la nasıl mücadele edecekler? Ersin de atladı şimdi. Yaman ne yaptığını bakıyorum. Tek ayakkabı gitti galiba. Evet. Yaman kül kedisi gibi bir ayakkabı yoluna bıraktı. Ersin müthiş attı, Yaman attı. Yaman öne geçti. Şimdi Sercan. Sercan'a bakar mısınız? Nasıl bağırıyor? Kulakları sağır eden bir bağırış. Yaman, Ersin, Yaman öne geçti. Sercan bu arada yani Ersin'i desteklerken Yaman'a bakarak destekliyor. Ama Yaman motive olmuş durumda. Zarardan çok faydası var Sercan'ın şu an Yaman'a. Ersin kaçırdı. Yaman'ın iki kaldı. Yaman vurdu düşmedi. Yaman, Yaman kazandı. Gel bana gel. Buradayım baba. Bana gel. Buradayım. Oğlum savaş veriyor ustalar. Dur Mavi takımın. Hadi taksi. Gel oğlum gel buraya. Hadi et mi yapın? Tamam. Size Yaman. Ve Mavi takım erkekler mücadelesini kazandığı için turlar arasında eşitlik var. Tebrik ediyoruz Mavi takımı. Şimdi hazır olun. Söyleyeceklerim hazır olun. Hazırız. Ne oldu ya? Bir şey mi geliyor? Şimdi bir şey geliyor. Turlar arası eşitlik var. Otomatik olarak üçüncü tur oynayacağız. Üç olan kazanacak. Buraya kadar hemfikiriz değil mi? Hemfikiriz. Ama iki takımın da iki kadın... İki erkek yarışmacı seçmesi lazım. Bütün oyunlarda bayrak yarışı oynayacaksınız. Yani şu anda iki takımın çıkaracağı iki kadın ve iki erkek yarışmacı takım olarak karşılıklı yarışacak. Otomatik olarak eşleşiyorsunuz. Seçecekleriniz o yüzden çok önemli. Ve karşılıklı olarak yarışacaksınız. Şayet 2-2'ye gelirse skor, hani oldu da son turda karma olarak karşılaşacaksınız. Yani bir kadın bir erkek bayrak yarışına çıkacaksınız. Şu şok etkisi geçene kadar kısa bir süre buyurun takımlarınızı oluşturabilirsiniz. Ben diyorum ki Doğukan'la ben çıkayım. Evet. Doğukan bana hızlı gelip evet. Atış payı aynen. Versin. Çok mantıklı. Evet. Aynen. Çok mantıklı. Benim mantıklı. Atışım iyi yani. Arkadaşlar. Çok atışım iyi. Ben diyeyim ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Atış değil yani. Ya, sen erken gel. Sen sadece yırt kendini bana erken gel. Bir hafta oldu yani. Aslında biz bence bir tür sen at bir tür ben at. Bizim için dezavantajı oldu. Bence de ya. İki kere atması değil mi? Ya biz hızlı geleceğimizi düşünüyoruz. Almasın abi. Herkes bir kere atsın. Aynen. Bence de. Ben hızlı geleceğimizi düşünüyoruz. Ben atışlar okey zaten. Yardır. Gider ayak bir oyun kazanır. Hayır. Biz seninle atıcı olduğumuz için önde çıkacağız. Duydun mu? Evet arkadaşlar süre dolduğuna göre takımlarınızda yarışacak olan iki kadın, iki erkek en iyilerden oluşan isimlerinizi buyurun bir adım öne çıkarabilirsiniz. Bravo. Kırmızı ben takım. Merve Aydın, Berna. Turabi ve Doğukan Banço dedi. Mavi takımda Nefise Karatay, Damla Can, Yunus Emre ve Ogeday dedi. İsteyen atıcı olabilir. Üst üste atabilir. İsterseniz atıcıları değiştirebilirsiniz. İlk olarak kadınlar mücadelesiyle başlıyoruz. Yürekten başarılar diliyorum. Ve buyurun kadın yarışmacılarımızı yerlerine alabiliriz. Sevgili seyirciler, ödül oyununda üçüncü turdayız. Üç olan kazanacak. Güvendikleri isimlerden takımlarını oluşturdular.
her tur bayrak yarışı oynayacaklar. All Star'a yakışan bir mücadele. Bakalım kimin galibiyetiyle sonuçlanacak? Merve, Berna, Damla Nefise'ye karşı atıcılar el kaldırabilir mi? Merve Aydın ve Damla Can takımları adına atışları yapacak. Hazır ve bayrak mücadelesi başladı. Atıcılar önden koşacak. Bu oyun için hatasız bir hız gerekli. Damla geliyor, Merve geliyor. Günün başarılı isimleri takımları adına. Bas Damla, bas! Damla önde, Merve geliyor. Berna Nefise arkadaşlarını bekliyor. Şu an göremiyorlar engelden dolayı onları. Damla, Merve çıktı engelden. Damla, bayrağa doğru süratle geliyor. Haydi Merve, haydi. Ve Nefise çıktı. Merve, Merve de kaldırdı bayrağı. Berna çıktı. Nefise füze gibi gidiyor. Berna da çok tempolu. Hadi Berna. Nefise, Berna. Hadi Berna. Nefise Karatay son engeline geldi. Berna da şimdi tünelden çıkması lazım artık bir an önce. Evet, çıktı Berna da. Nefise, Damla atışları önce başlayacak. Vurdu arkadaşının elini. Hadi Berna diyor arkadaşları. Damla bir yerden atmaya başladı diyecektim de ikişer ikişer atıyor. Koş 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 koş. Merve de atışları şimdi başladı. Merve ikişer ikişer. Burada tek atan çok zor görürsünüz sevgili seyirciler. Çok başarılı atıyorlar. Merve Aydın'ın arkadaşlar Damla Can yine fark açtı. Al sırada benle sembolü kaldı Damla'nın. Günün ismi Merve ve Damla ikilisi. Üst sıraya geçmeye karar verdi Damla. İyi bir strateji izliyor. Merve al sırada iki sembolü var. Damla düşürdü, Merve düşürdü, Merve düşürdü, Damla düşürdü. Damla. Dört tane sembolü kaldı Damlacan'ın. Merve'nin ikişerli düşürmesi lazım. Damla iki tane daha düşürdü. Merve düşürdü. Damla Can kazandı. Mavi takım en iyiler mücadelesinde 1-0 yaptı skoru. Harika atıyorsun Damla. Şiir gibi atıyorsun. Gerçekten bebek gibi atıyorsun. Şeyde burada elini aldım. 5-6 tane. 4 tane. Yok yok daha fazla. 5-6 tane. 5-6 tane falan kaldı. Atamayınca bu ilk yaptı. Hayır. Of. Bravo Merve. Vallahi. Özür dilerim arkadaşlar. Çok güzel attı. Yani kaçırdım. Hadi mi ben? Özür dileyecek bir şey yok. Abi zaman zaman. Zaman bir şey yapalım. O elindekini bitirdiğinde ben daha yeni atıyordum onu. İlk beşisini attı yani. Aynen. Yoksa ayağında başlansa. Ve sırada erkekler mücadelesi var. Kırmızı takımda Turabi Doğukan. Mavi takımda Yunus Emre ve Ogeda'ya karşı. Atıcılar kırmızı takımda Turabi. Mavi takımda Yunus Emre. Hazır. Çok önemli bir karşılaşma onlar için. Kırmızı takım bakalım ne yapacak? Turabi ve Yunus Emre. Koşar gibi sürünüyorlar adeta. Bir sola bir. Burada önemli olan süratlerin savaşı diyebilirim. Çarpıştılar. Ortak engelle çarpıştılar Turabi ve Yunus Emre. Turabi geliyor, Yunus Emre geliyor. Denk bir karşılaşma izliyoruz. Bayrağı belki de birbirlerine çok yakın bir şekilde kaldıracaklar. Hatta aynı anlamı Turabi önce geliyor. Turabi kaldırdı. Yunus Emre de bayrağını kaldırdı. Ogeday ve Doğukan. Bunların gözleri resmen kararmış sevgili seyirciler. Doğukan, bak aç kafanı Doğukan. Çok iyisin Doğukan. Ogeday geliyor, Doğukan geliyor. Doğukan'ın saçlar açıldı. Süratli engellerden geçiyorlar. Ogeda geçti. Doğukan şimdi çıktı. Atıcılar arkadaşlarını bekliyor. Ogeda geldi. Yunus Emre başlayacak. Doğukan geldi. Süratli Turabi şimdi işareti aldı. Ogeda. Yunus
Yunus Emre'ye daha önce çak işareti yapmıştı Yunus Emre atışlarda. Turabi, Yunus Emre arka arkaya atışlar. Turabi halkalarını aldı. Alt sıraya devam ediyor Yunus Emre. Biraz yavaş kaldı. Şimdi üstte hedef aldı mı? Yok, hayır, tekrar alta döndü Turabi. Bir tane arkada var. Üç tane sembolü kaldı. Çok fazla ses var. Turabi önde. Yunus Emre farkı kapatıyor. Yunus Emre atlattı, olmadı. Turabi üst sırada. Rakibine de yan gözle bakıyor bir yandan. İki çarıkçar düşürüyor. Yunus Emre bir tane kız sembolü alt katta kalmıştı. Şimdi onu bitirdi. Sayısal olarak Turabi önde. Yunus Emre zorluyor. Risk alıyor arkadaşları Yunus Emre. Turabi iki tane düşürdü. Son iki sembolü Yunus Emre düşürüyor. Turabi bir. Turabi kazandı. Bir bir. Bravo. İşte bu. Dediğin gibi bakıyorsun, şampiyon gibi bakacaksın. Öyle yok. Bravo Doğukan. Bravo Doğukan. Eşitlik var en ileride. Turabi ve Yunus Emre koşar gibi sürünüyorlar adeta. Süratlerin savaşı birbirine çarpmıştılar. Turabi kaldırdı, Yunus Emre de bayrağını kaldırdı. Oge Dahil ve Doğukan. Bunların gözleri resmen karardı sevgili seyirciler. Yunus Emre başlayacak, Doğukan geldi. Yunus Emre arka arkaya atışlar. Turabi son iki sembolü. Yunus Emre düşürüyor. Turabi bir, Turabi kazandı. Aferin beyler. Bravo size. Sen misin? Alacağız ya. Yok zaten alacağız. Evet. Bize damlacan gene. Sen ilk attın. O Geda yine sana nasip oldu kanka. O da göre iyi attı. Evet. Şansına. Aferin Doğukan. Sağ ol. Sen sağ ol. Bir şey söyleyeyim mi? Kapı kapıya attınız. İki atış önde geldi onlar. Bir atış, ikinci atışı elinden çıkarttı. Boş attı. O da boş attı zaten. Aynen. Ben de parmağım çok kötü acı delik oyunda. İki tane sen çaktın, o kadar. Evet, iki tane boş. O beş, beşe yakın çaktı evet. Bu arada ben saydım. Evet. Sırf üç, ikinci roundda. Biz erkeklerde ben de, ben de. Aynen. Çok güzel dinliyorsun, çok güzel organize. Kaç kaç oldu şimdi, bir tane? Bir, bir, bir. Üç olan alacak. Bu sefer atış yapacağım ya, daha çok bastığını seninle. Hemen bir defa atış atmıyorsun, sen uç al, uç. Bir kafa kafaya geldin Tur abiyle zaten. Sıkıntı yok. Orada vurdu mu sana? Tam geçer. İkiniz de ortada mı kaldınız? Koca tünelde nasıl becerdiniz? Hakikaten ha. Hiçbir şey yok, kızlar şimdi alacak. Sakin ol, sakin ol. 2-1 olacak sonra. Haydi ne koşko, haydi damlış. En ileride skor 1-1. 3 olan ödülün sahibi olacak. Uzun bir gün oluyor yine. İki takımın da atıcılarda değişikliğe gitmediğini görüyoruz. Merve, Berna, Damlacan ve Nefise'ye karşı. Hazır. Mücadele tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Merve ve Damla ikilisi. Bu oyunun iki başarılı ismi. Damla hızlı, Merve hızlı. Süratle tünelden geçiyorlar. Damla rakibine göre daha hızlı şu an. Merve Aydın. Şimdi rakibini yakalamak için birazcık daha hızlı hareketler yapıyor tünelde ama Damla öyle bir tempoda gidiyor ki dikkat et. En ufak bir hata yapmadığı için rakibini yakalayamadı ama Merve'den harika bir atak geldi işte. Bayraklar hemen hemen aynı anda kalktı. Nefise yani bu anı bekliyormuş gibi öyle bir çıkış yapıyor ki. Berna da rakibi o kadar hızlı ki rakibine göre yavaş kalıyor. Aslında onun da temposu çok iyi. Nefise süratle geliyor tünel engeline. Atıcılar yerlerinde, bu sırada tabii nefesleniyor onlar da. Nefise son engelde artık. Berna da duvara tırmanacak. Damlacan önce başlatacak Nefise. Aldı işareti Damla. Merve düştü. Merve bekliyor Merna'yı. Damla atışlarını yapıyor. Merve aldı işareti. Merve de atışlarda. Damla ilk turu bitirdi. Merve bu arada iyi atışlar yapmaya başladı. Zaten çok da düşürürseniz oyunu da hızlı bitiriyorsunuz. Sercan'ın
Kenardaki tribün baskısı inanılmaz. Şimdi rakiplere de Sercan ayak uydurdu. Damla mı ver mi? Başa baş geçiyor. Yani benim onları bastırmam gerekiyor. Öyle bir çığlık var ki. Nagihan da üste çıktı artık. Engelden izlemeye devam ediyorlar mücadeleyi. Damla geldi atış noktasına. Merve de geldi. Kim takımını öne geçirecek? Damla düşürdü, Merve düşürdü. Merve Damla aynı anda düşürdü. Merve de Damla düşürdü. Damlacan'da 6, 5 hatta Merve de attı şimdi. İkini düşürdü Damla. Damla'nın 2 kaldı. Merve'nin 4, Damla'nın 1. Damla kazandı. Sen nesin be? Yapacak. Gel gel gel. Bu senin Sercan'a yapılıyor. Yes be. Çok iyi Damla. 2-1 öne geçiyor mavi takım. Mavi takım 2, kırmızı takım 1. 3 olan ödülün sahibi olacak. Eğer mavi takım bu sayıyı alırsa ödülün sahibi olur. Turabi Doğukan, Ogeday Yunus Emre'ye karşı. Hazır. Bu arada mavi takımın atıcısı değişti sevgili seyirciler, o bilgiyi de verelim. Ogeday atacak. Turabi. Ali Turba. Kazanmaktan başka şansı yok. Bakalım takımına ümit aşılayabilecek mi? Ogeday. Turabi yan yana. Çok ince bir geçiş yaptılar. Bu ikili karşılaşmıştı. Ogeday hızlı, Turabi hızlı. Ogeday süratle bayrağı kaldıracak. Turabi de şu anda geçti. Çık dedi arkadaşına Ogeday. Turabi de çık dedi. Doğukan geliyor. Turabi kafasını tutuyor. Sanırım bir engelde kafasını vurdu. Eğilmeli engellerden birinde kafasını vurmuş olabilir. Bu arada Yunus Emre ve Doğukan süratle devam ediyor. Turabi hala kafasını tutuyor. Şu anda iki atıcı pozisyonlarını aldı. Yunus Emre geliyor, Doğukan geliyor. Yunus Emre çok önde. Doğukan gerisinde kaldı rakibinin. Bravo Doğu, bravo. Bas, bas, bas Doğu, bas. Yunus Emre geldi. Doğukan'a bakıyorum, şimdi gördüm Doğukan'ı. Ogeday'a verdi işareti. Turabi gel diyor, gel diyor Doğukan'a. Geldi Doğukan da, Ogeday atıyor. Doğukan oradan çıkması gerekecek bir yerde tabii. Şimdi çıktı. Ogeday atıyor, Turabi atıyor, iyi atışlar. Bravo, bravo, bravo. Ogeday attı. Kenardaki baskı devam ediyor bu arada. Turabi atıyor. Alt sırada ikişer sembolleri kaldı. Birer sembolleri kaldı. Atışlar başa baş devam ediyor bu ikili arasında. Ogeday mı, Turabi mi? Ogeday düşürdü. Turabi düşürdü. Turabi düşürdü, Ogeday düşürdü. Yağmur değil artık bu, doluya dönmüş durumda. Süratle halkaları aldılar. Nefes nefese, tamam mı devam mı? Ogeday, Turabi. Ogeday atıyor, Turabi atıyor. Ogeday'ın 3 kaldı, Turabi'nin 4. Ogeday, Turabi 3, Ogeday 2. Yetişemeyeceğiz artık. Öyle bir tempo var ki. Turabi 2, Ogeday 2. Ogeday 1, Turabi 1. Aynalı kaçırdılar. Ogeday. Beden eğitimi dersim bir. Aferin. Bir 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 sana. İnanılmaz bir oyun sonu. Aferin. Gel 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 gel. İnanılmaz bir oyun sonu. Ucu ucuna. Yani aynı anda o kaçırdıkları an. Bir, iki, üç. Sonrasında Ogeday isabeti buluyor. Ödül mavi takımın. Mavi takım. Aklını alırlar adamın, aklını. Yine olmadı, yine yeniden. Bravo takım. Ah be. Ben bunu kaybetmeyi sayamıyorum ya. Vallahi kıl herif, hep kıl payı alıyor. Gerçekten içim acıdı yani. Kendi de öyle oldu. Arkadaş hala okulda olduğunu sanıyor, ilkokul çocuğu. Merak etme, Survivor uzun maraton. Sana ben öğreteceğim abisi. Fırt koyacağınca itin maskarası olurmuş derler de.
Akılsız it de kurdun kocayacağını hayal ede ede öldürmüş. İlla ki bu döner bu rüzgar, parmağım iyileşir. Çok çok sevindim parmağımın kırık olmasına. Herkes kendi gerçek karakterini göstermeye başladı. Böyle şımarıkların her zaman sonu çok kötüdür. Daha bir yarışma başlamadan orada biri aslan kesiliyordu. Öyle yapacağım böyle. Şimdi kuyruğunu kestirip ıstırıp duruyor orada. Aynısı bu arkadaş için de olacak. O iki defa üst üste başaramadıysa bir nedeni var. Ben üç defa üst üste şampiyon olduysam bir nedeni var. İlla ki onu da görürler. Yani ben de çok kötü atmadım ama bir bir düştüm. Niye biliyor musun? Nabız. Sen o ilk geldin ya, orada bak görerek çok attın. O biraz aynen hızlı attı. Öyle, sonra seni yakaladı. Vallahi sonra orada iki, sonra sen ikili devirmeye başlamasın mı? O bitirmişti. Çok Allah'a şükür ki sen ikili ikili devirdin, çok şükür. Üstten üstten. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola, bien, kurabiye de. Ben yine verdim. Çok centilmensiniz. Gracias, gracias. No, two, one. Ama kaşamadan çok. Beş kişi cezalı şu an tam olarak. Güzel bir ödül kaçırdı. Çok eksikti şu anda ama. Ama olsun, bir ödülle cezaları gitmiş oldu. En azından. Azaldı. Evet. Bir tane kaldı. Haftaya bitireceğiz onu. Evet, Seda'nın çok zor. Seda'nın dört var. Haftada bir ödül oyunu oynasak, dördünü de kazansak dört hafta. Hiç kaybetmesek dört hafta sonra ödül sıfırlanıyor. Beşinci hafta. Bir ay var daha. Seda'nın işi çok zor gerçekten. Vallahi geçmiş olsun şimdi. Harikaydı. Afiyet olsun. Ya ben en sona. Ben daha bitirmedim. Biz senle. Ben kahvem geldi bende. Adını çıkartıyorum. Hadi bir de gün batımız. Biz geç kalmıyor. Ama ya. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar, Survivor All Star 2024'te elemenin belli olacağı düello gecesine hoş geldiniz. Düello konsepti geldiğinden beri yarışmacılarımız kendi kaderlerini, Survivor'da kalıp gidecekleri kaderlerini belirledikleri bir oyun serisini oynuyorlar bu sene. Ve bildiğiniz üzere 3 tane adayımız var. Bu aday bir oyun sonra 2'ye düşecek ve bu gecenin sonunda bir kişi, bir isim Survivor All Star 2024'de veda edecek. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Çok gerginler, çok önemli bir gece onları bekliyor. O zaman moral alkışıyla 3 adayımızı oyun alanına davet ediyorum. Survivor All Star 2024'ün bu akşam adada kalma mücadelesi adına savaş verecek olan 3 ismi şu anda oyun alanına geliyor. Ellerinde Survivor yaşamlarını temsil eden meşaleleriyle birlikte arkadaşlar hoş geldiniz. İlk olarak Sercan, çok değerli bir gece. Daha önce hiç sıcağı sıcağına böyle bir oyun oynayıp oyun alanından Survivor'a veda etmemiştiniz. Bu üçüden biri bu akşam veda edecek. Neler düşünüyorsun? Ersin abiyle oynamak farklı bir hissiyata büründürdü beni. Çünkü 2020'de güzel bir sezon geçirmiştik kendisiyle. O yüzden de biraz farklı bir heyecan yaşıyorum açıkçası. Hırslansam mı, nasıl bir hırs yaratayım kendimde diye
bir düşünceye de kapıldım açıkçası. Ortam da çok harika. Gerçekten de muazzam bir ortam düello açısından. Umarım ikinci tura kalmam, çünkü beşte bitiyor olması, oyunun uzatıyor olması biraz yoracak gibi. İnşallah ilk turda Ersin abim kusura bakmasın, kazanmaya çalışacağım. İki yarışmacı arkadaşıma da şimdiden başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim Sercan. Ersin, çok önemli, kritik bir gece. İki arkadaş ama burada da iki rakip. Gergin anlar şu an. Yani parkurun başında bir sislerde olunca biraz daha hani damat şey havası verdi yani. Sanki damatmışız gibi. Parkur gerçekten heyecan verici. İnşallah biz kendi aramızda da konuştuk. Yani aynı takımda olduğumuz için Murat. Yani kim kazanırsa yani çok üzülmem. O yüzden şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer kazanırsam da zaten burada farklı konuşacağım. O yüzden Allah herkesin yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum ikisine de. Çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da Doğukan Manço. Doğukan, seni de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü sen son oyunsun. Yani Sercan Ersin'den kim kazanırsa adaylıktan kurtulacak. Kim kaybederse de karşına rakip olarak gelecek. Kimin gelmesini istersin? Ne düşünüyorsun? Yoksa kim gelirse gelsin ben kendi oyunuma bakarım diyorsun. Bir önceki yarışımda Yaman'la çıkmıştık. Her ne kadar kardeşlerimi sevsem de ilk olarak rakip olarak bakıyoruz. Dolayısıyla rakibime karşı iyi hazırlanmış bir şekilde hırsla gelmiştim buraya. Bu seferse tek atımlık kurşumum kaldı. Ancak bu sefer karşımda rakip olarak belirlediğim değil, takım arkadaşım olarak belirlediğim iki kişi var. Böyle yarıştığın zaman birazcık daha düşünceli oluyor insan. Hangi arkadaşım gelirse gelsin karşıma. Yensek de yenilsek de buruk bir sevinç veya buruk bir üzüntü olacak diye düşünüyorum. Karşıma kimin çıktığının pek bir önemi yok. Survivor boyunca kimin çıktığının pek önemi yok. Çünkü benim Survivor'daki yarışım aslında kendimle. Ben kendimi geçtiğim zaman zaten başarıya ulaşıyorum. O yüzden kim çıkarsa çıksın, hepsinin sonunda sakatsız ve hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. İlk olarak Doğukan'ın rakibini öğrenmemiz lazım. Kim kendisini kurtarıyor onu öğrenmemiz lazım. Sercan Ersin mücadelesiyle başlayacağız. Beş olan kazanacak. Beş olan adaylıktan kendini kurtaracak arkadaşlar. Ama bildiğiniz üzere istatistiği yüksek, başarı oranı yüksek olan isim avantajlı oluyordu. Avantaj ne? Oyun sonunu avantajı yüksek isim belirleyebiliyor. Sercan ve Ersin arasında oynanacak mücadelede başarı oranı rakibine göre daha yüksek olan isim... Sercan Yıldırım. Yani bu da demek oluyor ki Sercan, pano senin. Oyun finalini sen seçeceksin. İstediğin finali oynayabileceksin. Hazırsan açıyorum. İşte Sercan, karşında dört tane oyun sonu var. Birinci de potalara top atabiliyorsun. Yani basket atışı diyebiliriz. İkinci de sembollerin üstünde olan topları çubuklarla düşürebilirsin. Üçüncü resmimiz de masanın üstündeki totemleri, yani sembolleri kum torbasıyla düşürebilirsin. Dördüncü resmimizdeki oyun sonuysa halka atışı. Her bir hedefe birer başarılı halka atışı yapabilirsin. Bu dörtlüden hangisini seçiyorsun? Açıkçası belli yani kendi açımdan. Çünkü 2020'de de en rahat attığım ve en sevdiğim, en keyif aldığım atış olarak 4 numaradaki halka atışı. Sevgili seyirciler, Sercan Yıldırım 4 numara dedi. Ekibimiz şimdi oyun sonuna 4 numaralı oyun sonunu koyacak ve parkurun sonunda da Sercan Yıldırım'ı seçmiş olduğu oyun sonuyla atışlarınızı yapacaksınız Ersin ve Sercan. Parkur, oynadığımız parkur, ama isterseniz bir kere daha üstünden geçeyim. Başlangıç noktasından başlıyorsunuz. Hızla köstebek engellerinden geçecek. Ortak köstebek engelini geride bıraktıktan sonra havuza gireceksiniz. Havuz tünelde diyebiliriz. Başarılı bir şekilde engelleri aştıktan sonra sürünmeyi geçecek ve atış noktasına ulaşacaksınız. Atışlarda da Sercan'ın seçmiş olduğu halka atışlarını yapacaksınız. Her bir noktaya bir başarılı halka atışı, yani toplamda 5 başarılı halka atışını yapan bir sayı kazanacak. 5 olan rakibini eler, 5 olan elemeden kendisini kurtarır.
Yürekten başarılar diliyorum. O zaman alkışlarınızla Sercan Ersin sizi oyun alanının başına alabilirim. Survivor All-Star 2024'te ilk elemenin belli olacağı oyundayız. Sercan Yıldırım, Ersin Korkut'a karşı kazanan Haydi. Adaylıktan kendini kurtaracak. İki isim de hazır ve düello başladı. Çık. Ortağa gel. Hadi. İt onu, it. Kafasını Survivor'da et. Bakalım. Evet. Çabuk. Sercan mı, Ersin mi? Hadi. Beş evet, olan rakibini hadi. Eleyecek. Çabuk. Berabersiniz. İn aşağı. Sevgili seyirciler. Biliyorum tekrar hatırlatmam gerekiyor. Çünkü Survivor tarihimizde yeni bir konsept olduğu için eleme bu akşam gerçekleşecek. Bravo, iyi gidiyorsun. Hadi. Sercan önde, Ersin arkasında. Sürün, dikkat et kafana. Ve halka atışlarına Sercan Yıldırım başlıyor. Ersin de geldi. Dağıtamıyorum. Mesafeye ayarla. Yatay at biraz. Beş başarılı atış ihtiyaçları var. Birebirler. Ersin kaçırdı. Ersin iki, Sercan iki. İkişerler. Ersin ön, Sercan üç. Üçerler. Ersin öne geçti dört. Dördü üçler. Dördü dörtler. Sercan kazandı. Bir şey diyeceğim. Ersin de çok iyi attı. Ama Sercan 1-0 yaptı. Bir şey yapmak yok. Arkaya gidip almak yok. Tek kalırsa teki alıp geliyorsun. Çok vardı. Güzel attın, çözdün. Aynen öyle. Öğrendik. Sercan ilk attığı yatayı, dikeyi yataya çevirdi çünkü. Sonra tıklık attı. Evet ama yine de her atış Ersin de çok önde. Ersin de çok iyi atıyor bu. Öndeydi bu arada Ersin. Evet. Ama iki parkurdan sonra Ersin de İyi yani eli tuttu, ayar tuttu. Buralardaki geçişlerinde sıkıntı yok. Sadece mutlaka dikkat et ama... Survivor All-Star 2024'te Sercan 1, Ersin 0. Ersin'den imelenmen daha hızlı. Yani sonra daha rahat akabiliyorsun. Yine yakalarsın geri girsen. Özgür ama ilk girmeye çalış. Takım arkadaşı Sercan'a bu iş böyle moral ve taktik verirken... Dur abi de diğer bir takım arkadaşı olan Ersin'e taktik veriyor. Yok sokma. Ağları tut, ağı tut. Kendini çek ileri doğru. Tamam mı? Sonra bak şu kenar var ya, kenarları tut. Görün oradaki kenarları. Ellerin o kenara at, kendini ileri doğru çek. Tamam mı? Aman Özgür'ü duymasın taktiklerimizi. Özgür düşmandır. 1-0 skor. Sercan Ersin'e karşı hazır. Haydi Sercan. Bakalım Ersin yakalayacak mı rakibini? Hop, çık. Önce sen gir. Kim girecek? Gir. Bravo, atak yaptılar, Sercan geçti. Ersin de geçti. Sercan, hadi imelen şimdi. Sercan, imelen şimdi. Hadi oğlum. Hadi çabuk al. Güzel gidiyorsun. Hadi. Su tünelindeler. Sercan çıktı, Ersin hadi, çıktı. Hızlı. Bu arada bir önceki oyunda Ersin de rakibini korkutan atışlar yapmıştı. Çünkü hadi, biliyorsunuz hadi. Finali Sercan belirledi. Çıkışına dikkat et. Hadi oğlum. Sercan önde, Ersin de geliyor. Ve Sercan Yıldırım atışlara rakibine göre önce başlayacak. Güzel. Sercan 1-1. Güzel. Sercan 2-2. Ersin de geldi. Sercan 3-3. Sercan 4-4. Neden seçtiği belli oluyor. Sercan Yıldırım 5-5. Bravo. Halkada asla taviz vermiyor. 2-0 oldu skor. Bravo Ersin. Hadi. Niye geriden geliyor? İşte çarpmış ha. Orada mı? Çarpmışma, önden gir o tünele. Olsa olsa. Tamam mı? İkincide. Tünele erken gir bak, adam kaçırmıyor. Geleceksin. Önden gelip kaçırma hakkın yok. Adam 5-5 yapıyor. Ona göre oynayacaksın. Gerektiği kadar iç şişirme. Önce pozisyon alan sonra. Tabii. Hadi oğlum, hadi güzel. Hadi tünele ondan önce gir. Gerekirse uçan tekme at. Hadi.
Özgür ne diyorsa dinleme. Özgür düşmandır ha. Unutma. Sercan Yıldırım 2, Ersin Korkut 0. 5 olan kazanacak. İki isim yine yerlerini aldı. Hazır. Ersin ilk sayısını istiyor. Sercan Yıldırım'sa kayıpsız bir şekilde yoluna devam etme peşinde. Özgür ve Turabi. Şu an Turabi Ersin'e, Özgür de Sercan'a destek veriyor. Onu da belirtelim tekrar. Sercan iyi çıktı. Ersin daha hızlı. Hadi. Koş. Çabuk. Sercan önde, Ersin şimdi çıkacak. Turabi Ersin'le. Nefesini kontrol et. Birlikte yerleri geçiyor. Özgür de Sercan'la yaşıyor oyunu. Sakin. Demin... Sercan atışlarda. Bir önceki oyunda 5'te 5 yapmıştı. İlk aşını kaçırdı. Güzel. Sercan 1. Ersin'in hızlanması güzel. Lazım. Arkada. Ersin de 1. Arkada. Rahat at. Sercan 2, Ersin 2. Tejo 3'ü arkada. İkişerler. Ersin öne geçecek mi? Hadi. Ersin öne geçti. Tejo 3. Az farkla kaçırdı. Sakin at, öndesin. Ersin'in ön, Sercan'ın 2 var. Ersin 4. Ersin atarsa kazanır. Sercan 3. Çabuk gel. Sakin at. Sercan kaçırdı. 4'e 4'ler. Ersin kaçırdı. Hadi beraberesin. Atan sayı alır. Sercan Yıldırım. Oğlum sen at onu, güzel at. Son bir bakış göreceksin. Bu kaçınca. Çok önde gelmen gerekmiyor. Çok mu önde geldim? Yani 3 atış. 2-3 atış öndeydim. Onu anlamazsan 5 kere daha çıkacaksın. Şeyle, Doğukan'la. Hiç oldu değil mi? Daha büyük oldu. Ve sen sıfırsın. Hele sıfır bitirme. Yemin ediyorum Yılmaz abi seni kovar BKM'den. Vallahi de kovar, billahi de kovar. Yeğenmeyen dinlemez. Ha, Sercan bitti. Bak Sercan var ya şey yapıyor. Benim burada ne işim var diyor. Bak eli ayağı titriyor adamın. Ter içinde kalmış baksana. Sular seller akıyor oradan. İzle Sercan'ı bak. Yani çok iyi değil, sen çok kötüsün. İyi ol biraz. Bayağı kötüsün. Çok kötü. O da bitik oğlum. Yani sen şunu düşün. Ben yoruldum, o da yoruldu. Sen tek başına yorulmuyorsun. Baksana yorgunluktan saçma sapan atmaya başladı. Yanatma, uzat bak elinle şu halkayı az önce gösterdiğim gibi. Uzat oraya girsin. Böyle atarsan frisbee gibi yandan geçiyor. Dönder mi o kadar? Düello oyununda Sercan Yıldırım rakibine karşı 3-0 önde. Ersin'in bir an önce sayıya ihtiyacı var, hatta sayılara ihtiyacı var. Eğer Sercan kazanırsa avantaj sayısını kazanacak. Hazır! Sercan Ersin mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk köstebek tamam. Ortak engele aynı anda girdiler, Sercan geçti. Saçını çek onu, saçını çek. Bırakma. Turabi Ersin'e destek oluyor. Ersin kötü düştü. Kötü düştü, devam ediyor. Helal lan sana, yakaladı. Her şeyini ortaya koyuyor diyebiliriz Ersin Korkut için. Sejo şimdi iyi sen. Sejo şimdi ak. Sercan önde. Ak. İyi sen ak şimdi, hadi. Ver ritmini. Sercan, Ersin aynı engelde. Gel. Hadi. Hadi oğlum, burasını ısın. O da bitti, hadi. Son engelede önde geldi Sercan. Rakibin arkasından gelen bir Ersin. Her şey atışlarda belli oluyor. Burada birazcık daha tempoyu düşürüyorlar. Atışlar başlıyor. Sercan 1-1'le başladı. Sercan bunu kaçırdı. Ersin bir an önce atması lazım artık. Ersin de 1-1. Sercan 2-1'ler. Sercan bunu kaçırdı. Ersin yakaladı. İkişer. Sercan öne geçti. 3. Sercan 4 oldu. Bir anda attı. Ersin şanssız bir atış. Sercan kazandı. 4-0. Çok ciddi bir avantajın sahibi artık Sercan Yıldırım. Uzan. Elinle uzan ileri. İleri uzan. Güzel. İleri doğru uzan. İleri doğru uzan. Güzel, ileri uzan. Ya işte böyle atsana. Uzanmıyorsun, uzaktan atıyorsun. Gelemiyorum işte önde. Önde gelemezsen, önde gelemezsen de bu şekilde atacaksın. Hadi kendine gel. Bıra, bu atışı güzel. Bunu bozmasın. Vallahi sildireceğim ya.
Bu at işte şuna. He? Bu at işte beni yenemez. Yorma kendini daha. Ben bu el yardırmadım. Yardırmadı. Diğer hızıma göre bu. Havuzdan sonra aktedim, onu duydun değil mi? İyiydi, gözüküyordu. Böyle durdum orada, beni ittiriyor, bacağımdan tutuyor. Niye bak böyle yap ya, böyle yap ya. Ya dört tanesini kaçırdım. Böyle atıyorsun. Uzatmıyorsun. Ne uzatmıyorum, bu ne? Okey miyiz? All Star sezonunun ilk elemesi bu akşam gerçekleşecek. Biz bunlara saha elemesi diyebiliriz artık bu sene çünkü her şey oynayacakları oyun sonunda belli olacak sevgili seyirciler. Sercan 4-0 önde rakibine karşı. Ersin'in tek şansı artık çıkacağı bütün karşılaşmaları almak olacak. Sercan kazanırsa adaylıktan kendisini kurtaracak. Ersin kaybederse Doğukan'ın rakibi olacak. Tamam mı, devam mı? Hazır! Aç motoru. Sercan mı, Ersin mi? Hadi güzel, çık. Kalmak istiyorlarsa düelloda kılıçları çekecekler. Rakiplerinden çekinmeyecekler. Ersin, Sercan resmen bir futbol maçı gibi formadan çektiler birbirlerini. Helal be. Tur abi, Ersin'e çek rakibini dedi. Hadi Seco. Devam et. Ve başa baş çıktılar. Seco, ak. Ersin daha hızlı. Hadi iyi gidiyorsun Seco. Derken Sercan'ın hata geldi, Sercan önde. Hadi imelen. Hadi. Sercan önde, Ersin rakibinin arkasından geliyor. Sercan, iki atış unutma. Hadi bitti o, bitti. Hadi bakalım. İki atış, sakin. Sayı kimin olacak? Sercan geldi, Ersin geldi. Birde bir yaptı Sercan Yıldırım. Güzel. Ersin kaçırdı, Sercan kaçırdı. Sercan 2, Ersin 1. Sercan 3, Ersin 2. Sercan 4, Ersin kaçırdı. Sercan Yıldırım bu düellodan yara almadan kurtarıyor kendisini. Ve Survivor All-Star 2024'te eleme adaylığını böylelikle düşürüyor. Sercan mı, Ersin mi? Kalmak istiyorlarsa düelloda kılıçları çekecekler. Rakiplerinden çekinmeyecekler. Ve başa baş çıktılar. Sercan önde, Ersin rakibinin arkasından geliyor. Sercan geldi, Ersin geldi. Birde bir yaptı Sercan Yıldırım. Sercan 2, Ersin 1. Sercan 3, Ersin 2. Ersin kaçırdı. Sercan Yıldırım eleme adaylığını böylelikle düşürüyor. Ve Sercan Ersin düellosunun sonuna geldik. 5-0'lık skorla kazanan Sercan Yıldırım olduğu tebrik ediyoruz. Sercan, bu tabii senin için çok önemli bir karşılaşma oldu. Çünkü adaylığın düştü. Kendini kurtardın. Ve yani gerçekten çok önemli bir skorla kurtardın. Hemen duygularını öğrenmek istiyorum. Çünkü o oyun sonunu da boşuna seçmediğini gösterdin aslında. Halka da çok iyi olduğunu biliyoruz. Ve bu fırsatı da doğru bir tercihte değerlendirdin. Tebrikler. Yani mutluyum. İkinci tura bırakmadığım için. Çünkü ikinci tura kalsaydım son oyundaki nabzımı gördükten sonra inşallah ikinci oyuna kalmam diye dua ettim. Nitekim kalmadım. Ersin abiye de teşekkür ederim. Güzel mücadele. Hem keyif aldık hem de kazandığım için ayrı mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ozan, alkışlarla seni takımının yanına alabilirim. Ersin, rakip Doğukan. Çok önemli bir karşılaşma. Kaybeden Survivor'dan elenir. Gerçekten çok zor. Bu arada burada ben atış yaparken bir tane atışı çok böyle gergin olduğum için fırlattım. Özür dilerim. Şu nabızla Merve'yi bile seçemedim. O yüzden Merveciğim, kusura bakma. Yani 5-0 gerçekten üzücü bir yenilgi. Bir nebze de sevindim. Çünkü hani 5-3 ya da 5-4 bitseydi benim ekibim biraz sevinirdi. Bu sefer 9 parkur koşacaktım. Şimdi 5-0 bir nebze biraz enerjim Doğukan'a kaldı. O yüzden bakalım, ikimizin açısından bu parkur da biraz yorucu. Ben şahsen benim kendi fikrim, kim önde gelirse atışı yaparsa kazanır. İnşallah önde gelir, bitiririm işi. Doğukan,
Rakip Ersin. Önemli bir mücadele. Tamam mı, devam mı oyunu? Ersin'in kaybettiği düello için geçmiş olsun diliyorum. Sonuçta Sercan da gelse, Ersin de gelse benim takım arkadaşım. Benim kimle parkura çıktığım pek önemi yok. Sonuç burada yine atışta bitecek. Ben tabii ki elimden geleni yapacağım. Kimin hakkıysa o burada kalacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar, Survivor All-Star 2024'ün ilk eleme düellosu oyununa çıkacaksınız. Kazanan Survivor'a devam eder, kaybeden elenir. Bu ikili arasında başarı istatistiği yüksek olan isim atışları belirleyecek. O isim de Ersin. Ersin, seçim, tercih bu sefer senin. Hangisini seçmek istiyorsun? Dördü tekmeliyorum, eliyorum. Üç seçenek kalıyor orada. Kum turbası diyeyim Murat'cığım. Üç numara. Evet, üç numara. O zaman üç numaralı oyun sonumuz ekibimiz tarafından şimdi parkura getirilecek. Bu da demek oluyor ki Ersin Korkut'un seçtiği oyun sonuyla oynayacaksınız. Kazanan devam eder, kaybeden elenir. Yürekten başarılar diliyorum. Sahada bir eleme gerçekleşecek. Bu bizler için de, sizler için de bir ilk. Sevgili seyircilerimiz için de bir ilk. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Dinlenebilirsiniz. Ersin'den dolayı söylüyorum. Hazır olduğunuzda bu ikiliyi oyun alanının başına alabilirim. Yavaş yavaş ya. Yavaş yavaş da gelsen bırakma ama çok da şey bırakma adama. Çok da hani rahatlık bırakma. Aç motoru biraz. Biliyorum çok yoruldun. Ya inanılmaz yoruldun. Beş kere koştun. Şimdi dezavantaj var. O dinlenerek geliyor. Ama adamın ensesinde ol ki rahat attırtma. Tamam yiğidim. Hadi bak bu son şansın. Hadi koçum benim. Güveniyorum ben sana. Beni sensiz bırakma. Beni sensiz bırakma. Hadi. Sevgili seyirciler, işte o an geldi. Düello sonucu kaybeden isim Survivor'a veda edecek. Sahada kendi kaderlerini belirleyecekler. Doğukan Manço mu? Ersin Korkut mu? Kim Survivor All-Star'a devam edecek? Kim veda edecek? Hazır! Koş koş koş! Bakalım kim veda edecek? Kim devam edecek? Doğukan Ersin. Hadi Ersin. Koş alt. Hadi koçum. Aferin. Hızlı bir parkur. Aferin. Ortaya koymak zorundalar artık. Oyun sonunda Ersin belirledi sevgili seyirciler. Tekrar hatırlatıyorum. Aferin. Çok güzel. Başa başlar. Helal lan. Pınar bu arada Doğukan Manço'ya destek oluyor. Tur abi yine Ersin'in yanında yerini aldı. Aferin. Yine ben dört ayak. Yaylana bak Doğukan. Doğukan geldi. Hatta Hakan'ın da Doğukan'a destek olduğunu duydum şu an. Doğukan geldi, Ersin geldi. Doğukan, Ersin, dörder sembolleri kaldı. Doğukan'ın üç, Ersin'in üç sembolü kaldı. Hepsini al. Bu arada masanın üstünde yan düşerse istedikleri gibi devam edebilirler, düzeltebilirler. Tamam, sakin ol hadi. Doğukan attı olmadı. Güzel, Ersin'in iki kaldı, Doğukan'ın üç. Hadi, güzel. Ersin'in bir, Doğukan'ın üç. Ersin kazandı. Gel Ersin. 1-0. Çok da çok ağır. Güzel. Sakin ol. Derin nefes al. O yine evde yok, tamam mı? Böyle güzel. O atamıyor. Sakin ol. Geç gelebilirim. Aynen ama de gelme. He? Gelirsen rahat atar. Vuruyor yine de. Geç gelme yok. Tamam. Ayağını arkaya alıp iyi görmen lazım.
hedefini gördüğünde çıkarman lazım. Böyle direkt hedef olması gerekmiyor mu senin? Yok, yapamıyorum. Mermi gibi gider böyle. Seda, hiç olmaz. Benim Okan ve yay yay. Takımla şey kesse. Biraz. Ha? Okan, dinle. Korktu be. Şey toplamaya çalışayım. Çok sağ ol. Aferin. Enerjinin, kondisyonun çok iyi. Neyi bozuk, neyi keselim? Tamam, hiç girmeyelim. Bizim kim takımdan Yasin, bizim öbür, takımdan öbür birisi takımla, gidecek, girmeyelim takımla. Lütfen. Tamam mı? Bizim Esin takımdan abi. Biri gidecek, hayır, girmeyelim konulara. Sonra konuşuruz. Doğukan abi sevdiğimizden yani konuşuyoruz. Ersin abi geldi. Ersin abi konuşuruz ki biz adamı çekmeyelim. Sonra bu tarz iki şeyler, tamam mı? Ya seninle alakalı bir durum değil ki. Ya adam buraya gelmiş, arkadaşını konuşuyor. Ne alakası? Rekabet olsun. Evet, kavga yok beyler. Bu Sercan'ın hadi demez mi? Çok fake değil mi ya? Ben mi yanlış anlıyorum? Ne f***di ya? Şşşt, alacağız ha. Kulağın Nargihan'da olsun. Adana çalıştığımız gibi. Şimdi duyacaksın. Ben sesini yükseltirim onu. Senin tarafında olacak, sesi de yükselecek. Merak etme. Adadaki gibi, o kadar. Survivor All-Star 2024'te bir eleme düellosundayız. Bu akşam bir yarışmacımız All-Star'a veda edecek. Doğukan Manço mu, Ersin Korkut mu veda eden isim olacak? Ersin 1-0 önde rakibi karşısında. Hazır! Hadi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalmak adına, bravo, All-Star'a devam edebilmek adına mücadele ediyorlar. Üstten geç, üstten geç. Aferin, hadi. Bravo. Suya dikkat, evet. Helal lan, yakaladın. Hadi devam. Aferin, yakaladın, hadi. Hemen eğildin. Helal. Süpersin, sol. Başa başlar Doğukan, biraz daha önde rakibine göre. Doğukan çıktı. Ersin çıktı. Son engeldeler artık. Haydi Doğukan. Küçülerek. Doğukan Ersin ikilisi final atışlarına doğru geldi. Doğukan 1-1'le başladı, 4 sembolü kaldı. Ersin'in de 4. Ersin'in 3 öne geçti. Doğukan atarsa yakalar. Doğukan yakaladı. 3'er sembolleri var. Ersin öne geçti. Hepsini al gel. 3'er sembolleri var. Ersin öne geçti. Sakin at, öndesin Ersin. Doğukan vurdu, düşüremedi. Ersin'in 1, Doğukan. Ersin kazandı. Oluyordu. Evet. Oluyordu. Yumuşak attığım için. 2-0 oluyor. Final olacak düellosunda. Aferin. Çok güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Her şey güzel. Bu arada oyunda da iyi attın. Sadece sana söylenen gibi karşısına geç. Karşıdasın bu sefer. Bağıracağım. Geriden gelme. Bak, atışları güzelleşmeye başladı. 2-1 olursa panik yaparız. 3-0 olursa güzel olur. All-Star'da eleme düellosunda Ersin 2, Doğukan 0. İki isim de hazır. Hadi Doğukan. Doğukan'ın bir an önce sayıya ihtiyacı var. Farkı 1'e düşürmek istiyor. Kaybedeceği her sayı onu All-Star'dan uzaklaştırır. Kazanacağı her sayısı onu oyunda tutar. Evet. Doğukan daha hızlı. Aferin, yakaladın. Hep önde geliyor bu arada. Kay. Ersin rakibinin arkasından geliyor. Hadi, 4 ayak. Dizlerini vurma, 4 ayak ol. Dizlerini vurma, 4 ayak. Bravo aynen. Doğukan, bravo. Çok iyi. Ersin. Merak etme, atışta yakalayacaksın. Hadi. Oyun sonunda gerçekten çok başarılı. Doğukan avantajlı geldi, çok önde. Hadi, geldi. Sakin. Ersin de geliyor. Evet. Doğukan 1-1. Evet. Doğukan 2-2. Sakin. Ersin şimdi atışlara başlayacak. Ersin 1-1. Evet, Doğukan, Ersin ikinciyi de attı. 3'e 2'ler totem sayısında. Ersin vurdu, düşmedi. Acele et. İkişer sembolleri kaldı. Nagihan oyun alanının içinde artık. Hadi. Doğukan kaçırdı. Evet. Doğukan 1, Ersin 2. Doğukan kaçırdı. Kazanabilirdi. Ersin. Ersin kaçırdı. Birer kaldılar. Ersin kazandı. Ya buna ne denir bilmiyorum. Şans mı, şanssızlık mı? Çok yere. Birisi için şans, diğerisi içinse
Şanssızlık. Aferin sana. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Aferin. Bir tane kaldı. Elimde şey kalmadı. Boşa kaçırmamaya çalış, tamam mı? Parkurdaki farkın artmaya başladı. Aynısını. Zamanın artmaya başladı, tamam mı? Eli çok buldum. Lütfen. Bu sefer olacaktı. Bu sefer oldu. Tamam. Bak ne kadar çok koşarsan senin için o kadar kötü. O yüzden de hızlı gel, iki tane daha hızlı koş, motoru aç, al. Öbür türlü eğer almaya başlarsa daha çok koşacaksın. İki mi koşmak istiyorsun, beş mi? İki. O yüzden ver motoru, susana kadar koş, anladın mı? Şişt, bir şey diyeceğim, bir şey gel buraya. Ya Sercan niye sana ikidir böyle yapıyor yalandan? Hadi. Ya. Ha? Ya böyle bir şey olamaz ya. tam yalancı ya. Yandan destek. Survivor All-Star'a Ersin Korkut mu devam edecek yoksa Doğukan Manço mu? Ersin 3-0 önde rakibine karşı. Hazır. Hadi Doğukan. Ersin kazanırsa. Aferin sana. Avantajın aferin. Sahibi olacak. Doğukan. Kazanmak koş, istiyor, koş. Sayı istiyor. Üstten. Yine çok hızlı. Ersin de geliyor. Bravo. Aferin Ersin. Haydi geç geç geç, çabuk çık buradan. Doğukan Manço. Tut kal. Ersin. Evet. Çök. Helal lan. Sol. Ersin de iyi kaydı engelden. Sağ. Ayar gibi kaydı. Sol. Helal. Sağ. Hadi Doğukan. Dizlerini koyma. Doğukan. Aferin. Doğukan. Bildim. Aynen Ersin. Hadi. Haydi çabuk gel. Önce başlayacak atışlara. Haydi. Gel. Ersin son engelde. Doğukan şöyle bir geldi. Haydi Ersin abi. Haydi. Başladı atışlara. Nagihan hemen Doğukan'ın yanında. Doğukan, Ersin 4 kaldı. Doğukan'ın 4. Doğukan'ın 3. Ersin'in 3. Doğukan'ın 2. Ersin kaçırdı. Hepsini al. Ersin'in 2, Doğukan'ın 2 kaldı. Bekle gel Ersin. Kenarda arkadaşları da oyunun içinde artık. Kaçırma. Doğukan kaçırdı. Ersin 1, Doğukan 1. Doğukan kazandı. Aferin sana. Doğukan Manço kazandı. Bu aynı zamanda Survivor All-Star 2024'teki ilk galibiyeti. İşte acele edip kaçırmasan koşmayacaksın. Kaçırmasaydın koşmayacaktın bir tur daha fazla. Ersin o kaçırıyor, senin kaçırma şansın yok. Anlaştık mı? Bir önceki oyunda alman gerekiyordu bunu, gördün mü? Gel diyorum, hala çakılı duruyorsun burada. Atsan mı? Boşa gittik zaten. Ve bir tane kalmış. Tamam, oldu. Süper. Bravo. Süper, bitti. Bundan sonrası da böyle gidecek, tamam mı? O bitti, gidecekti. Bunu vermemek için... Bunu daha önce yapman gerekiyor. Bak, bunu vermemek için ekstra bastı. Şimdi o şey de kalmadı artık, tamam mı? Ya ben anladım. Sen motoru biraz daha fazla açacaksın. Öbür türlü o adam 5 yapana kadar koşacaksın. En iyisi sen 5 yapana kadar hızlı koş. O zaman ne olacak? Tamamen biteceksin. O çatır çatır alacak. Hadi. Hadi yiğidim. Hadi yiğidim. Ya ben anladım. Sen motoru biraz daha fazla açacaksın. Öbür türlü o adam 5 yapana kadar koşacaksın. En iyisi sen 5 yapana kadar hızlı koş. O zaman ne olacak? Tamamen biteceksin. O çatır çatır alacak. Hadi. Hadi yiğidim. Hadi yiğidim. Sevgili seyirciler, skor 3-1. Ersin Korkut 3, Doğukan Manço 1. Hazır. Koş Doğukan. Ersin evet. Doğukan ikilisi. Hadi Ersin. Elime düellosu. Tekrar hatırlatıyorum. All-Star'ın performansa dayalı tamam mı devam mı oyunu? Doğukan önde. Ersin geldi. Hızlı çık buradan, hızlı çek. Hadi Ersin'im. Survivor fiziksel olduğu kadar psikolojik de bir savaş. Çok güzel, aferin. Aynen, dört ayak burada da. Doğukan yine çok farklı bir şekilde rakibinin önünde. Son engelden çıktı, atışlar önce başlayacak. Ersin geliyor, son engelde. Turabi ve Bozok ikilisi Ersin'in yanında. Doğukan atışlarına başladı. Nagihan da Doğukan'ı destekliyor. Doğukan bir de bir, ikiyi vurdu düşmedi. Ersin atışlarına başlayacak. Doğukan'ın 3 kaldı. Ersin çok yavaş kaldı bu bölümde. Hiç kaçırma. Ersin'in 4, Doğukan'ın 3. Aşağıya. Bak yavaş atmıyor. Ersin vurdu düşmedi. Nagihan sürekli Doğukan'la konuşuyor. Teknik direktörü gibi adeta. Doğukan 2. Ya geçse de biraz. Doğukan kaçırdı. Ersin geldi. Bu da olmadı.
Ersin. 3'e 2'ler. Aferin. 2'ye 2'ler. Alemen Ersin 1, 2'ye 1'ler. Doğukan 2, Ersin'in 1. Koş, 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 koş. Ersin koşarak geldi. Doğukan kaçırdı. Doğukan 1, Ersin 1. Doğukan kaçırdı Ersin. Saniyelerin savaşı. 4-1. Çok yoruldu Ersin. Bitecek, bitecek. Bitecek, hadi daya. Bitmesini istiyorsan bunu kazanacaksın. Geçsene sola diyorum, sağdan atıyorsun, gitmiyor. Ben görüyorum onun atamayacağını zaten. Karışma, dişe karışma bir, hiç dokunmayın. Dokunmayın adama, nefes az. Aç karnına 20 parkur koştum ya. Hadi, hadi alıyoruz bunu, tamam mı? Buradan da döner. Çünkü zaten önde gelmeye başladın. Artık arada açılıyor. Ya, yine sendeydi ya. Onu vurdu, onunki döndü. Ona abartılı değil de. Mesafeyi söyleyeyim. Ben geldiğimde nerede oluyor? Aa, yeni mi bitirmiş oluyor? Ben geldiğimde o tünelde. Adam pili bitti, sıfır adam. Evet. Çok yoruldu. Hadi bırakma daha bak. 4-1 alırsın. Bu yarış kimin için son yarış söyle. Senin için. Allah'ına kurbanlar. Hadi gel. Hadi gel koçum benim. Gel gel aslanım benim, gel alacağız bunu hadi. Alıp geleceğiz. O da bitti, o da bitti. O da bitti, atışları saçmaladı. En az 3 atış. En az 3 atışın oluyor bak. Onları vur, kafan rahat olsun. Sonra toplarken biz sana bağıracağız hızlı. Koş orada toplarken tok 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 tok. Çevik, tamam mı? İlk başta 3 atışın oluyor, onları vur. Niye yukarı doğru atıyorsun? Yukarı atma. Biliyorum, biliyorum. Çok yukarı atıyorsun. Aşağıya hedef al. Aşağıya hedef al. Aşağıya hedef al. Yukarı giderse zaten yukarı değer. Sen ama hep aşağıya hedef al. Biraz da eğil. Şöyle aşağı doğru çök. Çok dik atıyorsun. Belki de gecenin son karşılaşması olacak. Tamam mı, devam mı? Ama Survivor'a tamam mı, devam mı mücadelesi? Ersin Korkut kazanırsa Survivor onun için devam eder. Doğukan Manço kaybederse All Star onun için burada biter. İki ismin de kazanması lazım. Hazır. Ve o mücadele başladı. Evet. Oldukça fazla konsantreler. Bravo. Doğukan, Ersin. Skor 4-1. Doğukan çok hızlı. Ersin geliyor. Doğukan, Ersin iki isim de su tünelinde. Bravo, bravo. Aferin sana. Hadi. Kay. Doğukan şu anda son engele doğru süratle gidiyor. Ersin temposunu arttırdı. Doğukan devam. Bir an önce bitirmek istiyor. Doğukan ise çıktığını almak zorunda artık. Dört ayak. İki yüz. Ustarda. Bas. Final heyecanındayız sevgili seyirciler. Doğukan geldi. Ersin geldi. Doğukan birde bir. Kaldı dört sembolü. Ersin şimdi atışlara başladı. Dörde üçler. Doğukan üç sembolü var. Ersin üçe üçler. Doğukan kaçırdı, Ersin öne geçti. 3'e 2'ler. Doğukan'ın 3, Ersin'in 2 kaldı. Doğukan burada mı düşüremedi? Ersin burada düşüremedi. 2'ye 2'ler. Ersin'in 1. 2'ye 1'ler. Ersin Korkut kazandı. 5-1'lik skorla Ersin Survivor All Star'a devam diyor. Doğukan Manço ise sezona veda ediyor. Helal lan sana. 11 tane maça çıktın. 11 maça çıktın lan. Survivor All Star 2024'te bu akşam bir veda gerçekleşiyor. Ve veda edecek olan isim belli oldu, Doğukan Manço. Ersin, seni tebrik ederim. Çok önemli bir performansta finalde kendini kurtardın. Devam edeceksin. Doğukan, hemen duygularını öğrenmek istiyorum. Önce şunu söylemek istiyorum. Belki de hayırlısı oldu.
Neden hayırlısı oldu? Ben bugün kendime her şeyi hazırladım. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar, çok güzel çalışmış insanlar. İnsanlar zannettiler ki çoğu kişi, bu adamın tuzu kuru. Babasından kalan neler vardır vesaire. Ama her şeyi tırnaklarımda kazıyarak edindim. Şunda yazan DM46 benim bir bebeğim bir yerde, bir işim. Onu kurdum, getirdim. Bu Survivor'a gelirken bütün bunları göz ardı ettim. Gerçekten elimden geleni yaptım. Ama yeteneklerim buna müsaade etti. Ersin'i tebrik ediyorum. Ama ben de elimden geleni gerçekten yaptım. Bu kadar erken eleneceğimi ben de beklemiyordum. Ama Acun abiden bir söz istiyorum. Beni duyacağına eminim. Bir sonraki All Star ya da bir sonraki parkur ne olacaksa ona katılmak istiyorum. Bu yeteneklerimi geliştirmeye çalışayım ve bunu telafi edeyim istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim. Hakan Arda'sa da laf attım. Ama bunların hepsi atışma içindi. Tur abiyle çok hırpalayarak başladık, barıştık. Takımdaki herkesi çok sevdim. Son cümlemde evrenden bazen mesajları almak lazım. Ben buraya gelmeden beri bir tane atış bile yapamadıysam bence bunun bir karşılığı vardır. Belki başında durmam gereken veya kontrol etmem gereken işler de olabilir, sağlık da olabilir. O yüzden ben müsaadenizi istiyorum. Okan, çok bravo. Teşekkürler. Bravo. Çok başarılısın ve çok iyi kalpli olduğuna inanıyorum. Burada tamamıyla bir şanssızlık yaşadığını düşünüyorum. Parkurlardaki hızın tartışılmaz ama atışlarda talihsizlik yaşadın. Teşekkür ediyorum Doğukan. Emeklerin, alın terin için. Arkadaşlarınla vedalaşabiliriz. Tam arkadaş olduk gibi. Vallahi. Diğer Survivor hazırlıkları için arayacağım seni. Kesinlikle. Tebrik ama ediyorum Serdar. Eyvallah canım. Kendine iyi bak. Canım, ben de. Bistik, görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. İyi ki tanıdım. Ben canım. Görüşeceğiz. Peki ya ben. Ben öptüm. Ha, öptün mü? O zaman bir daha öperim. İki tane battaniyem olun, kavga çıkarmayın ha. Tamam mı? Ersin'im. Kurban olayım sana. Tebrik ederim. Vallahi.